Günaydın sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Burası A Haber. A Haber televizyonunda ve A Haber radyoda sabah ajansı yayınıyla karşınızdayız. Bizden önce Sinan Tatlı vardı. Türkiye'den ve dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde yaklaşık saat 9.50'ye kadar. Birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Saat 9.30'dan itibaren ekonomiyi konuşacağız Faruk Erdem'le. Burası A Haber. Milli ve yerli bir yer. A Haber televizyonunun, A Haber radyonun yeni binalarında, yeni stüdyolarında karşınızdayız. Az önce onları gösterdik size. Turkuaz Medya Merkezi, Turkuaz Medya üssünde karşınızdayız. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde yıllardır yaptığımız gibi duaya davet ediyoruz hepinizi. Hazır mısınız? Ey dua ordusu, hazır mısınız? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu ekber ve lillahi'lhamd. Ya rabbel alemin ve erhamerrahimin. Sen Rahmansın. Sen Rahimsin. Sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana. Ya rabbel alemin ve ya erhamerrahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru, kolla, muhafaza eyle, yalvarıyoruz sana. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana, Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy, birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, dertli olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize Şafi isminle şifa ver. Borçlu olan Müslüman kullarının, kardeşlerimizin borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin Allah'ım. Kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Azerbaycan ordusunu muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber. Şimdi haberler. Sizlere aktaracağımız ilk haber, Marmara bölgesinde beklenen yağış İstanbul'da olması muhtemel dolu yağışıyla ilgili uyarılar. Dolu ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı, İstanbullular alarma geçti. Kartonunu alan, halısını kapan aracına koştu. Doluya karşı böyle önlem alındı. Dolu bekliyoruz meteorolojinin haberlerine göre. Onun için şimdiden arabacımızı kaplıyoruz şu anda kartonla, doludan korunmak için. Meteoroloji Marmara bölgesi ve İstanbul için turuncu alarm verdi. Bugün ve yarın şiddetli yağış ve dolu uyarısı yaptı. Beklenen yağışların sabah saatlerinden başlayarak etkisini cuma günü 03'e kadar sürdürmesi bekleniyor. İstanbullulara bir uyarı da Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, tedbiri elden bırakmayalım mesajını paylaştı. Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da otomobil sahipleri kapalı otoparklara akın etti. Uzun kuyruklar oluştu, doluluk oranı %90'a ulaştı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlarsa kendi tedbirlerini aldı. Arabanın üstüne bir aparat yaptık. Şöyle bu şekilde bir aparatlar yaptım. Üzerine de böyle bir sunta koyarak işte araba doludan camını korumaya çalıştık. Halı, battaniye ve brandalarla araçlarını korumaya aldı. Verdiğimiz bilgilerle ilgili son durumu hava radarından gösterelim sizlere. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, şu anda hava radarının görüntülerini seyrediyorsunuz. Radyodan bizi dinleyenlere ben de anlatayım efendim. Gördüğünüz gibi Trakya'da şu anda renkli olan, hava radarında renkli olan yerlerde yağış var. Bakın görüyorsunuz şiddetine göre yağışlar var. Böyle daha renkli, daha böyle hatta
Şimşekler var hava radarında. Yakinen arkadaşlarımız şimdi tam ekran gösterecekler size. Şimşekler var. Tabii orada şiddetli yağışı, şimşekler çakıyor. Görüyorsunuz Marmara bölgesinde, Trakya'da özellikle bu şimşekleri görüyorsunuz. Orada çok yoğun renkler. İşte örneğin Edirne, Çanakkale, Balıkesir, oralarda böyle kırmızı, sarı, yeşil çok yoğun renkler var. Oralarda şu anda yağışın şiddetini de hava radarından görüyorsunuz. Uyarılarımızı sizlerle paylaştık sevgili seyirciler ve dinleyeceğiz. Sabah Ajansı devam ediyor. Şimdi Konya'da kolonya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangınla ilgili haber geliyor huzurlarınıza. Kolonya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı, büyük panik yaşandı. Görüntüler Konya'nın Çumra ilçesinden. Şeker fabrikasının kolonya üretilen biyoetanol üretim tesisinden alevler yükseldi. Yangın kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya'dan takviye ekipler gönderildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Fabrikada büyük hasar meydana geldi. İstanbul'da DAEŞ mıdır, IŞİD midir, her ne diyorsanız bu sapkınlar, bu sapıklar, bu İslam ve Müslüman düşmanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 DAEŞ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattılar. İl genelinde tespit edilen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdiler. Girilen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sevgili seyirciler, DAEŞ, IŞİD bunlar İslam'ın ve Müslümanların asıllı düşmanlarının hizmetkarları olan kiralık katillerdir. Bir daha söyleyelim, İslam coğrafyasında kan döküyorlar. İslam devletlerinde terör faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Bunlar İslam'a hizmet ediyor olabilir mi? Yalan. DAEŞ, IŞİD, bu sapkınlar, bu asıllı katiller İslam'ın ve Müslümanların en korkunç düşmanlarıdır. Devam edelim yayınımıza. İstanbul polisi kent genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe huzur denetimlerini gerçekleştirdi. Araçlar durduruldu, didik didik arandı. İstanbul polisi kentte adeta kuş uçurtmadı. 39 ilçede eş zamanlı olarak Yeditepe huzur denetimleri yapıldı. Asayiş uygulamasına narkotik, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Çok sayıda kişinin de kimlik sorgulamaları yapıldı. Uygulamaya narkotik köpekleri ve polis helikopterleri de destek verdi. Kent genelinde 1018 araca işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi. 242.260 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 142 bin kişi de GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 454 şüpheliyle 240 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca 30 adet ruhsatsız tabanca, tüfekle 229 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kocaeli ilimize götürüyoruz sizleri. Kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı. İki kişi yaralanmış. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş. Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Görüntüler Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaydedildi. Fethi Bayraktar'ın kullandığı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırımdaki ağaca çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şimdi gazetelere bakalım. Saatlerimiz 7'yi 11 dakika geçiyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, A Haber televizyonundasınız, A Haber radyodasınız. Sabah Ajansı ortak yayınını takip ediyorsunuz. Bütün gazeteleri açıyoruz ve bir tanesini okuyacağız. Türkiye Gazetesi'ni. Akşam Covid'de 3 kritik adım, ayrıntılar. Akşamda Paşinyan buz kesti. Öksüz hastalık Mirhan'ı almasın. Küçük Mirhan'la ilgili çabalar var efendim. Körfez'e dostluk ziyareti akşam da ilk sayfada. Balon ayarı. Takvimin o ilginç ilk sayfa manşetlerinden birini daha görüyoruz. Çok değişik görseller de var. Paşinyan, Avrupa Birliği'nin Amerika'nın gazıyla şişli Türklerin tokadını yiyince çark etti. Balon ayarı takvimde. Hemen yanında Biden. Biden vardı ya, hani Biden diye bir kelimemiz var ya bizim, Biden artık yeter diye onu göstermiş manşette takvim. Sabah tabana kuvvet kaçıyorlar. Kalfa Adem'in jet yükselişi. Ekrem İmamoğlu ile tanıştıktan sonra şansı açılan inşaat kalfası. Adem Soytekin ile ilgili haber efendim. Büyük tehlike, en büyük tehlike. Süper bulaştırıcılar. Koronavirüs vakalarının artışında bir numaralı suçlu, hiç belirti göstermeyen süper bulaştırıcılar diyor Sabah gazetesi efendim. Hemen yanında Maraş şoku. Az sonra biz de yayınlayacağız. Milatta başlık. Şımarık Yunan İstanbul gidişle daha çok kaybedecek. Kapalı Maraş açılıyor, onunla ilgili haber. Can Dündar'ın mallarına el konuldu. Can Dündar Avrupa'nın saraylarında ağırlanıyor şu anda. Türk gün, Ermeni bir kadından Azerbaycanlı askerleri anlamlı karşılama. Evinize hoş geldiniz. Türk günde bu başlık var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de tarihi gün. Türk günde onu da görüyoruz efendim. Ve devam efendim. Yeni Şafak, Ermenistan'a Putin şoku. Savaş Azerbaycan topraklarında, Rusya müdahale etmeyecek. Yeni Şafak'ta bu başlığı görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın Körfez turu da var Yeni Şafak'ta efendim. Yeni Asır, hemen Yeni Asır'a da bakalım. CHP'de çizik savaşı. Kurultayda çizik yediği için parti meclisine giremeyen Tunçay Özkan, delegelere gönderdiği mektupla parti içi savaş açtığını ilan etti. İsim vermeden çizik kampanyasını yürüten Kaftancıoğlu ile Başkan Soyer'i tehdit eden Tunçay Özkan intikamını alacağını söyledi. İzmir'in parası dışarı kaçıyor. Yeni Asır'da bu da var sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Türkiye Gazetesi demiştik. Hemen bakalım Türkiye Gazetesi'ne efendim. Özel haber. AK Parti bunu tartışıyor. Kontenjan vekil olur mu? Seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikle kontenjan milletvekilliği de gündeme geldi. Alternatifler hazır, uzlaşma aranacak. Uzmanlar sınıfta değil dışarıda takılmalı diyor. Derste maske problemi Türkiye Gazetesi'nde uzunca bir araştırma konusu olmuş. Hemen akıtalım ilk sayfayı efendim. Rusya sırt çevirdi. Putin'den Ermenilere soğuk duş. Emire taziye ziyareti. Erdoğan geçen hafta vefat eden Kuveyt emiri Sabah El Ahmet El Cabir Es Sabah'ın görevini devralan Nefal El Ahmet El Cabir Es Sabah'la görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan Körfez'de ayrıntılar var. Ders hasreti bitti. Köyümüze EBA gelmiş. Adana Kozan'da EBA mobil destek aracı ilçeye 80 kilometre uzaklıktaki köylere ulaştı, fotoğrafı var. Devam edelim. Yerli aşıda üretim müjdesi. Müthiş bir haber. Dördü de son safhada. Aşıyla ilgili gelişmeleri dün manşetten vermiştik diyor Türkiye Gazetesi. Türk Panzeri, A milli takımımız UEFA Uluslar Ligi öncesi hazırlık maçında dünya devi Almanya ile Köln'de karşılaştı. 3-3. Almanya attığı her gole Ozan, Efecan ve Kenan'la anında karşılık verdi Türkiye. Füzeler Sinop'ta, S-400 için test zamanı. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni değiştirecek. Ermenistan Başbakanı Gidici Batuhan Yaşar'ın kaleminden firari hain Can Dündar'ın mal varlığına el konuldu. Ve son haber Türkiye'den okuyacağımız düğüm salonları, düğün değil düğüm. Pandemide 150 bin düğün iptal edildi. Salon sahipleri kayıptan çiftler kapora alamamaktan efendim dertli çiftler.
İnanılır gibi değil efendim. Devam ediyoruz yayınımıza. Sabah Ajansı'nda şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler ele alınacak. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bir muamma idi. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli hakkı idi. En sonunda Kapalı Maraş açılıyor efendim. ...46 yıldır dünyanın en güzel sahillerinden birine sahip bu mekan kapalı. Ancak müjde verildi ve büyük heyecanın doruğa ulaşmasına az süre kaldı. Maraş Kıbrıslılara açılıyor. Arkamda hemen yanı başımda duran yer Kapalı Maraş. Aramızda yaklaşık bir 15 metre var ve yarın saat 11 itibariyle bu sınır kalkmış olacak. Kıbrıs Türkleri yarın saat 11'den sonra buradan içeri girebilecek. Özel mülklerin olmadığı sahil şeridi açılıyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar yapmış oldukları ortak basın toplantısında bu açıklamayı gerçekleştirdiler. Maraş'ta yoğun çalışmalar göze çarpıyor. Kıbrıslıların akın etmesi beklenen sahilde hummalı bir çalışma var. Eşsiz sahili, olağanüstü güzelliği, buz gibi suyu. Şöyle suya baktığınızda resmen kum tanelerini görüyorsunuz. Olağanüstü bir yer. Ekolay değil. 46 yıldır dokunulmamış bir yer. 46 yıldır girilmemiş bir yer. İleride teller var. Biz şu anda tellerin bu tarafındayız. Yani Maraş tarafındayız. Basın mensupları burada. Görüntü almak için yarış halindeyiz. Diğer tarafta normal Kıbrıs Türk vatandaşları var, ancak yarın 11 itibariyle işte bu güzelliklere Kıbrıslı Türkler de ayak basacak. Hatta şunu mutlaka göstermek istiyorum. Yere eğildim. Böyle bir kum, altın gibi kum. Olağanüstü bir güzellik. Dediğim gibi tarihi bir karar ve Kapalı Maraş'ın bu alanı, yani sivil yönetimde olmayan, sivillere ait olmayan, özel mülk olmayan bu sahil şeridi açılacak ve Kıbrıslı Türkler de buraya gelip bu güzelliklerin tadını çıkartabilecekler. Bir dönem dünyanın gözde tatil merkezi olan Maraş'ın eski günlerine dönmesi bekleniyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Kapalı Maraş'ın açılması çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anasının ak sütü gibi helal bir iş idi. İnşallah gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Kuveyt'e günübirlik çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Kuveyt oldu. Başkan Erdoğan, görevi yeni devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf El Ahmet El Cabir Es Sabah'la bir araya geldi. Görüşme, Kuveyt Havaalanı'nda bulunan Emirlik Misafirhanesi'nde gerçekleşti. Kuveyt Emirlik ailesinin yoğun katılım gerçekleştirdiği görüşmede, Başkan Erdoğan, geçen hafta vefat eden Kuveyt Emiri için taziyelerini iletti. Erdoğan'a aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olduğu kalabalık bir heyet eşlik etti. Başkan Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarının hemen ardından beraberindeki heyetle Katar'a geçti. Başkan Erdoğan'ı Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atliyah karşıladı. Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile Doha'daki Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider, Katar ve Türkiye arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını masaya yatırdı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Gelen mesajlarla devam edelim. Tanju Öznesin mesaj gönderiyor. Alparslan Arabacı, Erkan Tan diyor Alparslan Arabacı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili yorumu hakkında ne düşünüyorsun? Alparslan Arabacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın başka duruşları ve yorumları da maalesef
bizden değil. Evet, her milletin içerisinde var. O milletten gibi görünüyorlar ama o milletten değiller. Aklı, ruhu, kalbi batıyla bir ve beraber olan, maalesef adı bizden, soyadı bizden, görüntüsü bizim gibi ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı makamına kadar yükselmiş böyle biri var. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt emiri Sabah El Ahmet El Cabir Es Sabah için taziyelerimizi ilettik açıklamasında bulundu. Türkiye ile Katar arasındaki işbirliğine de değinen Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada Katar ile de bölgesel işbirliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık ifadelerine yer verdi. Sevgili seyirciler, cephe hattındayız. Dost ve kardeş Azerbaycan, terör devleti Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için canla başla çalışıyor. Ermenistan tabana kuvvet kaçıyor. Azerbaycan ordusu Karabağ topraklarında Ermeni güçlerine nefes aldırmıyor. Görüntüler sıcak çatışmaların sürdüğü cephe hattından. Köşeye sıkışan Ermeni güçleri Azerbaycan'ın kararlı ilerleyişi karşısında geri çekilmeye devam ediyor. Mevzilerini terk etmek zorunda kalan Ermeni askerleri arkalarında onlarca tank, zırhlı araç ve mühimmatı bırakarak kaçıyor. Son olarak Ermenistan'a ait büyük bir askeri konvoy daha işte böyle ele geçirildi. Ermenistan'a ait askeri araçların içerisinde birçok mühimmat ve erzak tespit edildi. Sabah saatlerinde ise Ermenistan ordusuna ait bir askeri üste çok sayıda askeri araç ve teçhizat ele geçirilmişti. Ermenistan ordusuna ait bazı araçların çatışmalar nedeniyle ağır zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Öte yandan cephe hattında sıcak temaslar sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da çarpıcı bir paylaşım yaptı. Aldığı darbelerle dağılma noktasına gelen Ermeni ordusuna ilişkin son bilanço açıklandı. Buna göre Azerbaycan ordusu 27 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında Ermenistan'a ait 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemiyle 60 hava savunma sistemini etkisiz hale getirdi. Ayrıca 11 komuta yönetim mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150 askeri araçla bir S-300 hava savunma sistemi de imha edildi. Peki ne yapıyor Ermenistan? Dedik ki efendim terör devleti Türkiye, Orta Asya'ya doğrudan ulaşamasın diye bu terör devletini orada var ettiler ve ayakta tutmak için de çabalıyorlar. Şimdi boru hattını hedef alıyor. Sivilleri açıkça dünyanın gözü önünde hedef alıyor. Ermenistan bu işte. Evet, şu an havada bakın. Evet, Azerbaycan devleti tabii hava savunma sistemleri çalışıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın Yevlah kentini uzun menzilli füzelerle hedef almak istedi. Duyacaksınız. Azerbaycan savunma sistemi saldırıyı anında önledi. Azerbaycan devleti tabii hava savunma sistemleri çalışıyor. O anlarda cephe hattındaki A Haber ekibi kayıttaydı. Yevlak'ta Ermenistan'ın hedef aldığı Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattının yaklaşık 20 metre mesafesindeyiz. Ve evet, şu an havada bakın. Evet, Azerbaycan devleti tabii hava savunma sistemleri çalışıyor. Hava savunma sistemleriyle şu an Ermenistan'ın ateşlediği bir balistik füze havadan vurulmak üzere. Bakın ateşlendi
ve füzenin ilerleyişini görüyorsunuz. Azerbaycan'a ait hava savunma sistemleri anında devreye girdi. Ve hava savunma sistemlerinden biri ateşlendi ve Ermenistan'ın bu bölgeye ateşlediği balistik füzelerden biri az sonra muhtemelen patlama sesini de duyacaksınız. Havada infilak ediliyor ve bu bölgede çok sayıda Ermenistan'a ait füzeler havada infilak ettirilmişti. Onlar tabii Toşka füzeleriydi, Smerç füzeleriydi ve o füzelerden işte bir tanesinin Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a ateşlendiği bilgisi üzerine koordinatlar alındı ve bulunduğumuz noktadan Azerbaycan hava savunma sistemleri çalıştı ve işte o füzenin bulunduğu bölgeye ateşleme yapıldı. A Haber ekibi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını da görüntüledi. Karabağ işgal eden Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını da hedef aldı. Azerbaycan'ın Yevlak kentinden geçen boru hattına misket bombalarıyla yapılan saldırı sonrası ortaya çıkan manzara bu. Atılan misket bombalarının birçoğu patlamadı ve yaklaşık 10 metre mesafedeki boru hattında herhangi bir hasar ortaya çıkmadı. Uluslararası hukuk misket bombalarının kullanımını yasakladı. Ancak işgalci Ermeni devleti bölgede sivilleri misket bombalarıyla hedef almaya devam ediyor. İşte atılan misket bombalarının bir parçası şu an elimde ve bu bombalar maalesef Azerbaycan'da sivilleri hedef alarak can kayıplarına ve yaralanmalara neden oluyor. İşte bu Ermenistan dedikleri bu. Hocalı katliamına gözlerini yuman, kulaklarını tıkayan Batı da hatırlanmalı Ermenistan deyince sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Hemen Rusya'ya dönüyoruz. Akşin Kişiyev karşımızda. Ermenistan Rusya'dan büyük beklenti içerisindeydi. Şu anda Ermenistan'a Rus şoku, Putin şoku yaşanıyor. Akşin Kişiyev karşımızda. Akşin Kişiyev günaydın, kolay gelsin. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin Rusya'daki yankıları devam ediyor. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada telefon görüşmesinde İlham Aliyev'in Vladimir Putin'i 68. yaş günü dolayısıyla kutladığı ve liderlerin Karabağ'a ilişkin de kısa bir durum değerlendirmesi yaptıkları bildirildi. Rus basını bu görüşmenin özellikle de Karabağ'da 27 Eylül tarihinde savaşın başlamasından beri ilk görüşme olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca görüşme sonrasında Rus basınına göre Han kentinde kısmi bir sessizlik hakim. Rus lider Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da dün 5. görüşmesini gerçekleştirdi ve Nikol Paşinyan malum hep Rusya'nın bu savaşa askeri destek, Ermenistan'a askeri destek vermesini talep ediyor. Fakat Vladimir Putin bu görüşmede net olarak her ne kadar Rusya'nın Ermenistan karşısında bazı yükümlülükleri bulunsa da savaşın Ermenistan topraklarında değil Karabağ'da yapıldığını söyledi. Vladimir Putin ayrıca Karabağ'daki durumu trajedi olarak nitelerken Rusya'da 2 milyona yakın Ermeni ve Azeri diasporası temsilcilerinin de bulunduğunu ve dolayısıyla bu Karabağ'daki savaştan Rusya'nın çok ciddi endişe duyduğunu belirtti. Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun da Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatmak istiyorum. Son olarak şunu da belirtelim ki Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın da 12 Ekim tarihinde Moskova'yı ziyaret edeceğinin kesinleştiğini belirtelim ve söz tekrar size bırakalım. Akşin Kişiyev, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Son dakika gelişmesi de aile önemliydi. Devam edelim yayınımız akşam gazetesiyle, gazetelerle devam ediyoruz. Biz bitti demeden bitmez. Türkiye 3 kez geriye düştü. Hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayın evine verdiği senaryolar korsan kitap olmuş. İnanılır gibi değil haberde var. Öksüz, hastalık, Mirhan'ı almasın. Küçük Mirhan'la ilgili, hastalığın pençesindeki Mirhan'la ilgili
çabalar var. Covid'de 3 kritik adım, herkese test dönemi. Bilim kurulu duyurdu. İlk yerli aşının üretimi başladı. Antikor testleri yenilenecek. Korona testleri daha yaygın yapılacak. Şüpheli haricine de test. Fotoğraf daha net olacak. 4 aşı daha üretime yakın. Körfez'e dostluk ziyareti Başkan Erdoğan'ın temasları var. Alevlerden mahalleli kurtardı. Yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, Ataşehir'de yaşanan hadiseler, olaylarla ilgili fotoğraf var. Paşinyan buz kesti. Rusya lideri Putin destek arayan Paşinyan'ı üzdü. Erivan'a sorumluluklarımız var ama orası Ermenistan toprağı değil diyor. Yaşananlarla ilgili, Karabağ'da yaşananlarla ilgili. Şükürbeyli'de özgürlük sevinci. Sivilleri panik için vuruyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harut Yunyan, hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu itiraf etti. Ağzıyla da söylüyor yaptığını. Yunan yargısı, Altın Şafak suç örgütü, Altın Şafak diye bir parti vardı. Artık suç örgütü olduğuna karar verdi Yunan yargısı bu partinin. Sen nasıl bir arçaksın? Şanlıurfa'da Suriyeli Mirvet Niveş ile dini nikahla evlenen İlyas Arık, 40 günlük hamile eşini zincirleyerek günlerce işkence yaptı. Fotoğraflar var, korkunç. Vekilliği düştü, tecavüzden yargılanacak. Hakkında nitelikli cinsel saldırı ve tehdit suçlamasıyla fezleke düzenlenen Tuma Çelik'le ilgili haber. Ermeni kadın Azerbaycan askerini böyle karşıladı. Azerbaycan askerleri Ermenistan'dan kurtarılan köylerdeki halkla buluştu. Evinize hoş geldiniz diyor. Onun fotoğrafı da var efendim. Devam ediyoruz yayınımız. Hemen Ankara'ya döneceğiz. Hakan Bacaksız karşımızda efendim. Hakan Bacaksız bu HDP'li vekille ilgili son durumu anlatacak sizlere ve bizlere. Dönelim hemen Hakan Bacaksız'a. Hakan Bacaksız, günaydın, kolay gelsin, seni dinliyoruz. Günaydın. Erkan Tan, Tuma Çelik üzerindeki yargı zırhı kalktı ve Tuma Çelik'e sonunda mahkeme yolu göründü. Hatırlayacaksınız, HDP Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında partili bir kadına hem nitelikli cinsel saldırı hem de tehdit suçlarından fezleke düzenlenmişti. İşte o düzenlenen fezlekenin ardından Tuma Çelik'in yasama dokunulması kaldırıldı. Tuma Çelik'in yasama dokunulmasının kaldırılmasına Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı ve oylama sonucu Tuma Çelik'in dokunulmasının oy birliğiyle kaldırılmasına karar verildi. Böylece Tuma Çelik üzerindeki yargı zırhı da kalkmış oldu. Şimdi merak edilen elbette bundan sonraki yargı sürecinin nasıl işleyeceği. Biliyorsunuz Tuma Çelik partili bir kadına nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanıyordu. Bu demek oluyor ki Tuma Çelik 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek ve bu yargılama sonucunda eğer milletvekili düşerse Tuma Çelik'e hapis yolu görünecek diyelim ve Ankara'dan sözü tekrar size bırakalım. Hakan Bacaksız, çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüsle ilgili gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, tabii konu HDP'li milletvekilinde iken söylemeden geçip gitmek istemiyorum. Evlatlarımızı kaçırdılar, PKK'ya teslim ettiler diye bir yılı aşkın süredir feryat eden anneler ve babalar var. Nerede feryat ediyorlar? HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde. Diyorlar ki teröristler gelip evlatlarımızı kaçırmadı. Bu HDP'liler evlatlarımızı kafalarını yıkayarak beyinlerini ele geçirdiler. Götürüp PKK'lılara dağa teslim ettiler. Şimdi bu HDP siyasi parti diyebilir miyiz? Bunlara siyasi parti muamelesi yapabilir miyiz? İnsanların evlatlarını teröristlere teslim etmek üzere kaçıranlara siyasi parti denir mi? Bunlar hazineden yardım aldılar, alacaklar, alıyorlar. Yahu bu HDP'nin Rütük'te üyesi var yahu. Evlatlarını dağa kaçıran bir insan topluluğu, siyasi parti olabilir mi? Soru bu. Bilim kurulunun açıklamalarıyla devam ediyoruz efendim. Bilim kurulu aşı gündemiyle toplandı. Aşıyla ilgili müjdeli ve çok değerli haberler var. Salgınla mücadelede gelinen süreç, devam eden aşı çalışmaları. Bilim kurulu tüm bu başlıkları tek tek masaya yatırdı. Bilim kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Öncelikli gündem aşı çalışmalarıydı. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama değerlendirildi. Araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşı da izlenecek aşamalarda ele alındı. Bilim kurulu, testlerin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da artırılması yönünde görüş birliğine vardı. TÜİK'le işbirliği içinde yürütülen toplumsal bağışıklık ve görülme sıklığı taraması da bilim kurulunun gündemindeydi. Toplantıda antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testiyle aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi de konuşuldu. Çalışmanın tekrarı konusunda görüş birliğine varıldı. Türkiye'den gelen aşı haberleri son derece önemli, değerli, dünyanın da gündemini meşgul ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Devam ediyoruz birlikteliğimize Sabah Ajansı'nda. Şimdi Muharrem İnce'nin sitemlerinden bahsedeceğiz. Kime sitem ediyor Muharrem İnce? Kendi yandaşlarına, kendi partililerine. İktidar karşıtı medyada nerelerden beslendiğini iyi bildiğimiz bu medyada ne yazık ki bizim sesimizi de görmüyorlar. Nerelerden beslendiklerini iyi biliyorum dedi. Memleket hareketini görmezden gelen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına seslendi. Tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. İktidar karşıtı medyada nerelerden beslendiğini iyi bildiğimiz bu medyada ne yazık ki bizim sesimizi de görmüyorlar. Yurt gezisini sürdüren Muharrem İnce'nin duraklarından biri de Mersin'di. Vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu. İnce, CHP il başkanlıklarını neden ziyaret etmediğini açıkladı. Hedefinde parti yönetimi vardı. CHP yönetiminin arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum. Çünkü bana destek veren milletvekillerine hiçbirini listeye koymadılar. Muharrem İnce, kendisine destek olan milletvekillerinin partiden tasfiye edildiklerini hatırlattı. Onları korumak için uzak durma kararı aldığını söyledi. Burada şimdi beni karşılarlar, ağırlarlar, onlara zarar verir bu yönetim. Onlara zarar vermemek için uzak tutuyorum arkadaşlarımı, onları koruyorum. Alınganlık göstermesinler, onları sevdiğim, onları koruduğum için böyle yapıyorum. Muharrem İnce bu ayın sonunda kadrosunu açıklayacak. Türkiye turunu tamamladıktan sonra da parti kurup kurmayacağına karar verecek. Seçimlerden önce yemin billah edip söz vermediler mi? Hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz demediler mi? Peki ne yaptılar? Yalan, namus sözü vermediler mi? Binlerce işçi CHP'nin kazandığı belediyelerden atıldı ve atılıyor. Binlercesi. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, namus sözü verilen bir hususta söz verilen konunun tam tersi yapılınca o namus sözü verenin namusu hakkında ne demek icap eder? Soruyorum canım. Takdir sizin. Cevabı da var bu sorunun. İzmir'de bir hasta yakını hastasıyla birlikte Ege Üniversitesi acil servisine gitti. Burada doktorlarla tartıştı. Benim paramla maaş alıyorsun dedi. Bu hadise mahkemeye taşınmış. Bakın mahkeme ne karar vermiş. Biz bu insanlara canımızı emanet ediyoruz. Benim paramla maaş alıyorsun sözü hakaret sayıldı. Yargıtay'ın verdiği emsal karara konu olay İzmir'de yaşandı. Bir hasta yakını hastasıyla birlikte muayene için gittiği doktorla tartıştı. Hasta yakını hastasıyla birlikte Ege Üniversitesi'nin acil servisine gitti. Acil servisteki doktora hastasının hemen muayene edilmesini istedi. Doktordan acil bir durumun olmadığı bilgisi gelince ise ortalığı birbirine kattı. Hasta yakını tartışma sırasında benim paramla maaş alıyorsun diye tepki gösterdi. Bu söz mahkeme tarafından hakaret sayıldı. Mahkemenin verdiği bu karar sağlık çalışanları açısından umut verici olarak kabul edildi. Çünkü daha önce böyle bir cümle Yargıtay tarafından ağır eleştiri olarak kabul ediliyor. Pek çok davada karşı taraf ceza almıyordu ama ilk kez bu cümle hakaret olarak kabul edildi ve karşı taraf ceza aldı. Benim vergilerimle sizin maaşınız ödeniyor diyerek müvekkilimize hakaretlerde bulunuyor. Olayın hararetlenmesi üzerine de müvekkilimiz beyaz kod veriyor ve Asya Ceza Mahkemesi'nde sanığa bir dava açılıyor. Ve sanık da bunun üzerine hakaret suçuyla
304 günlük bir hapis cezasına çarptırılıyor. Daha sonra da bu ceza adli para cezasına çevriliyor. Benim paramla maaş alıyorsun sözü geçmişte birçok mahkemede ağır eleştiri olarak değerlendirildi. Türkiye'de ilk kez verilen bu karar emsal niteliği kazandı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Bakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçim var. Mustafa Akıncı'nın yeniden kazanması demek, Türkiye'nin Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bütün politikalarına içimizden büyük bir darbe vurulması demek. Bu kadar net. Hani sabah sabah anlamamış olabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçim var. Bu seçimin Mustafa Akıncı'nın yeniden kazanması demek, Türkiye'nin Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti politikalarına içeriden bir darbe vurulması demek. Adam ağzıyla söylüyor ya kimin görüşlerini temsil ettiğini, aklının, ruhunun, kalbinin kimlerle beraber olduğunu söylüyor adam. Mustafa Akıncı'nın aklı, ruhu, kalbi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ezici çoğunluğuyla değil, tıpkı içimizdekilerin bazılarının olduğu gibi Batı'yla beraber aklı, ruhu, kalbi. Batı kim? Batı Türklerin ve Müslümanların azılı düşmanların adı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o korkunç zulmü yapanların adı. Batı bu. Adam Kıbrıs'ı zulümle kana boğanların tarafında. Devam edelim efendim yayınımıza. İstanbul Mecidiyeköy'de yolda çiçek satan iki grup arasında tekme tokat kavga çıkmış. Çiçek satıcıları yol ortasında tekme tokat kavga etti. O anlar kameralara böyle yansıdı. Olay İstanbul Mecidiyeköy'de yaşandı. Çiçek satan iki grup bir anda kavgaya tutuştu. Kavga o kadar büyüdü ki taraflardan biri çıkardığı kemeriyle diğer çiçekçinin yüzüne vurdu. Kavga İstanbul'un en yoğun noktalarından birinde yaşanınca trafikte durma noktasına geldi. Sürücüler de kavgaya tepkilerini korna çalarak gösterdi. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesini arz etmişken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ve Kuveyt ziyaretlerinin de anlamını hemen arz edeyim sizlere. Sizler benden daha iyi bilirsiniz canım. Ama bu fakir hani arada kaynayıp gitmesin diye arz etmek istiyor. Orta Doğu'da İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır diye bir cephe oluştu biliyorsunuz. Siyonist Yahudiler bu cepheyi oluşturdular. İşte Başkan Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ziyaretleri Orta Doğu'nun bu projeyle yeniden dizayn edilmesine karşı açık bir ve net bir mesajdı sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın halkına kızmayın. Bu Siyonist Yahudiler idarecileri ele geçirmişler. O halkın ezici çoğunluğu ümmetle beraberdir. Onu da arz edelim sizlere. Devam edelim birlikte elimize. İstanbul'da en fazla kaza olan noktalar ve oradaki ortak konular anlatalım sizlere. İstanbul'un en çok kaza yapılan yerleri, kara noktaları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre 10 kara nokta, yani en fazla trafik kazasının yaşandığı 10 nokta belirlendi. Bu belirlenen noktaların en başında TEM Gazi Osman Paşa bağlantı yolu, yani Hekimsuyu Caddesi geliyor. Görüldüğü gibi rampa olduğu için sürücüler de hızla aşağı doğru inerken işte o kazalar meydana geliyor. Evet, genelde kasisi olmadığından kaynaklanıyor. Bazen göre hızlı gidiyor, ışıkları hemen geçiyorlar mesela. İstanbul'da en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 kaza sıcak noktası tespit edildi. Bu riskli noktalardaki kazaların ilk sebebi dikkatsizlik ve aşırı hız. İstanbul'da en riskli kaza olan noktalardan birisi de bulunduğumuz Şişli Sarıyer TEM bağlantı noktası. Yol normalde 4 şerit fakat hatalı sollamaya dayalı daha fazla bu noktada kazalar meydana geliyor.
Çok düzensiz bir trafik var burada çünkü. Herkes üst üste yükleniyor oraya. Hani alternatif kullanmıyorlar hiç. Ondan oluyor. İstanbul trafiğinin yoğunluğunu ve yükünü çeken en önemli ve en uzun caddelerden birisi Büyükdere Caddesi. Günün her saati neredeyse trafik yoğunluğu var. İşte bu yoğunluğa dayalı genelde bu noktada da sıklıkla trafik kazası meydana geliyor. Yani biraz şoförlerin dikkatsizliğinden bir de şu yol ayrımındaki sağa sola dönüşlerden kaynaklı diye düşünüyorum. Emniyetin raporuna göre işte o kaza noktaları. Gazi Osman Paşa Hekimsuyu Caddesi tem Ankara yönü bağlantı mevki. Kadıköy D100 Kozyatağı mevki. Fatih Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi. Şişli Büyükdere Caddesi. Fatih Turgut Özal Caddesi. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı. Şişli tem otoyolu Sarıyer Şişli bağlantı yolu. Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı. Ümraniye Alemdağ yolu ve Beşiktaş Muallim Naci Caddesi olarak tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. İstanbul'dan Antalya'ya götüreceğiz sizleri. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı. Antalya'nın bazı noktalarında toz bulutu oluşmuş. Gökyüzü adeta griye boyanmış. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutu kendisini gösterdi. Antalya semaları griye büründü. Kent toz bulutuna teslim oldu. Rüzgarla birlikte Antalya'da birçok yerde toz bulutu oluştu. Gökyüzü griye bulandı. O anlar işte böyle görüntülendi. Toz bulutu daha sonra etkisini kaybetti. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı ekonomi haberimizle devam ediyor. Sanayi ihracatı yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Büyümenin lokomotif sektörü sanayi ihracatta da kendini gösterdi. Sanayi sektörü ihracatı Eylül'de yıl rekoru kırdı. Sanayi sektörü salgının olumsuz etkilerinden sıyrılarak Eylül'de aylık bazda %30,5 ve yıllık bazda %6'lık ihracat artışı elde etti. Sektör Eylül'de 12 milyar 277 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Ocak-Eylül döneminde dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu. Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörün tamamında ihracatın Eylül'de bir önceki aya göre artması dikkati çekti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise otomotiv sektöründe gerçekleşti. Otomotiv endüstrisi Eylül'de 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracata imza atarak sanayi sektörünün toplam dış satımının 5'te 1'ini sırtladı. Aynı dönemde en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektör 1.8 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Halkbank ekonomi bültenini sundu. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Sevgili seyirciler, ekonomi haberimizi ekranlarınıza getirdik. Sabah Ajansı devam ediyor. Elimize ulaşan bir üzücü haber var. İş dünyasının çok değerli ismi Ahmet Zilan hayatını kaybetmiş. Ahmet Zilan merhum. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Sevenlerine, iş dünyasına sabır diliyoruz. Ahmet Zilan iş dünyasının önemli ismi hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Sabah Ajansı devam ediyor. Saat başında inşallah karşınızdayız. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı ile karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Saat 8 yine beraberiz Allah'ın izniyle. Az önce elimize ulaşan bir üzücü haberi sizinle paylaşmalıyım. Ayakkabı sanayicisi, iş dünyasının çok değerli, önemli ismi Ahmet Zilan vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ahmet Zilan merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. İş dünyasının önemli ismi, ayakkabı sanayicisi, bilinen, tanınan isim Ahmet Zilan vefat etmiş. Allah rahmet eylesin yakınlarına, iş dünyasına, sevenlerine Allah sabır versin. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor dedik. Hemen
ilk haberimizle sizleri yeniden haberle buluşturalım. Adana'dayız. İki yıl önce sulama kanalında ölümden dönmüştü. Kendisi gibi boğulmak üzere olan iki kişiyi kurtardı. Tek tek takın mı? Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Araçta iki kişi vardı. Boğulmak üzereydiler. O sırada çevrede bulunan İmam Şuayb yardıma koştu. Hiç düşünmeden kanala giren imam, araçta bulunan iki kişiyi kurtardı. Sudan çıkarılan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamın iki yıl önce benzer bir kaza yaşadığı öğrenildi. Tekrardan bağlayacak ha? Adana'dan başkent Ankara'daki yangın haberine geçiyoruz efendim. Yangın panik oluşturmuş. Başkent Ankara'da Altındağ ilçesinde gece saatlerinde gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katlı evi sardı. Bitişikte bulunan evler tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar hortumla yaptılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu küle döndü. Ve Ankara'daki yangın haberinden İstanbul'daki Marmara bölgesindeki şiddetli yağış haberine geçiyoruz. İstanbullular için dolu uyarısı da yapıldı. Dolu ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbullular alarma geçti. Kartonunu alan, halısını kapan aracına koştu. Doluya karşı böyle önlem alındı. Dolu bekliyoruz meteorolojinin haberlerine göre. Onun için şimdiden arabacımızı kaplıyoruz şu anda kartonla doludan korunmak için. Meteoroloji Marmara bölgesi ve İstanbul için turuncu alarm verdi. Bugün ve yarın şiddetli yağış ve dolu uyarısı yaptı. Beklenen yağışların sabah saatlerinden başlayarak etkisini cuma günü 03'e kadar sürdürmesi bekleniyor. İstanbullulara bir uyarı da Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, tedbiri elden bırakmayalım mesajını paylaştı. Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da otomobil sahipleri kapalı otoparklara akın etti. Uzun kuyruklar oluştu, doluluk oranı %90'a ulaştı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlarsa kendi tedbirlerini aldı. Arabanın üstüne bir aparat yaptık. Şöyle bu şekilde bir aparatlar yaptım. Üzerine de böyle bir sunta koyarak işte araba doludan camını korumaya çalıştık. Halı, battaniye ve brandalarla araçlarını korumaya aldı. Uyardık İstanbullulara, hemen hava radarına bakalım şu andaki durumu sizlere aktaralım. Efendim radar şu anda ekranlarınıza geliyor. Tam ekranda daha net göreceksiniz. O renkli, koyu renkli, kırmızı, sarı, yeşil olan yerlerde şu an yağmur var. Hatta şimşekler de çakıyor. Dikkatli bakarsanız böyle hızlıca bir çizgi halinde aniden parlayan bir beyaz çizgi var. Onlar şimşekleri de gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu anda Balıkesir, Edirne, Çanakkale oralarda çok şiddetli yağış görülüyor. Hava radarında şu an devam ediyoruz yayınımıza sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Kapalı Maraş açılıyor. Yıllardır bir muamma halindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anasının ak sütü gibi helal Kapalı Maraş açılıyor. Hakan Yıldırım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hazır. Sizlerle ve bizlerle buluşmayı bekliyor. Hakan Yıldırım günaydın, kolay gelsin. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kardeşlerimiz arasında bir coşku oluşturdu mu bu hadise? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, tam da sizin söylediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki coşku oluşturdu. Bundan iki gün önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Ankara'ya gitmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte basının karşısına geçip bu müjdeyi vermişlerdi. Müjdeyi verdikleri andan itibaren zaten çalışmalar başladı. İş makineleri kapalı Maraş'ın içerisine girdi ve o temizlik çalışmaları başlamıştı. Bu arada çalışılan yerle ilgili kısa bir paylaşım yapalım. Sahil şeridi ve özel mülk olmayan yerlerde açılım yapılıyor. Temizlik işlemleri dün de devam etti. Biz de haber olarak oradaydık. Aynı zamanda asfaltlama çalışmaları da yapıldı. Tabii ki 46 yıllık hasret var. 46 yıldır Kıbrıs Türkler kapalı Maraş'a giremedikleri için bu hasreti yaşıyorlar ve bu hasret bugün sona eriyor. Normalde saat 11'deydi açılış, ancak saat 16'ya alındı. Daha doğrusu saat 16'da Başbakan Ersin Tatar kapalı Maraş'ta o açılan kısımda yürüyüş gerçekleştirecek ve resmen artık o bölüm açılmış olacak. Yani bundan sonra Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'den gelen misafirler kapalı Maraş'ın o bölümüne girerek o güzellikleri görebilecekler ve 46 yıllık hasreti sona erdirecekler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutluluk varken Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de bahsedelim dilerseniz. Korku ve panik hakim. Açılacağının duyurulduğu andan itibaren Güney Kıbrıs Rum yönetimi harekete geçti. Hemen Rum Konseyi'ni topladılar. Hatta sözde Maraş Belediye Başkanı açıklama yaptı ve Derinya'da saat 16'da eylem yapacağız, yürüyüş yapacağız dediler. Ki zaten genellikle eylem, yürüyüş ve seslerini yükseltmekten başka bir şey de yapmıyorlar. Bunu da biliyoruz, sürekli de paylaşıyoruz. Onun için ciddi anlamda bir de korku ve panik yaşıyorlar ama her şeye rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye birlikte adım atarak yine önemli bir olaya imza atmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de Kapalı Maraş. Gün içerisinde biz de orada olacağız. Konuklarımızla birlikte Kapalı Maraş'ın önemini de ilerleyen saat dilimlerinde konuşacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Hakan Yıldırım karşımızdaydı. Peki Kapalı Maraş neden önemli? Bu iş ve icraatla tüm dünyaya ve olayın taraflarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne mesaj veriyor. Anlatalım. Plajlarıyla, otelleriyle bir dönemin en parlak yıldızıydı. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Maraş bölgesi barış harekatıyla birlikte yavaş yavaş hayalet şehre dönmeye başladı. Harekat sırasında da yerleşime kapatıldı. Özellikle Orta Doğu ülkeleri ve başta İsrail olmak üzere bu ülkelere yakınlığıyla çok sayıda turisti ağırlayan bir bölgeydi ve savaşın etkisiyle birçok işletme sahibi, villa sahipleri özellikle Rumlardan gelen baskılarla bunlar burayı terk etmek zorunda kaldılar. Ve tam 46 yılın ardından Maraş bölgesi yeniden açılıyor. Burası Lala Mustafa Paşa zamanından onun vakfiyesine ait bir arazi esasında. Yani Maraş tamamen Osmanlı mülkiyetinde olan, vakfiyesinde olan bir toprak parçasıdır. Buna ilişkin belgeler elimizde var. İşte İngilizler bu belgelere rağmen bu bölgeyi bir nevi imara açmışlar. Çünkü Kıbrıs'ın en değerli bölgesi. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la birlikte verdi. Yeniden kullanıma açılmasının Kıbrıslı kardeşlerimiz için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Kıbrıs Türklerinin adadaki 5 asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmenin yaşanmış olması ayrıca anlamlıdır. Tam kapasiteyle açıldığı takdirde burada dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olacaktır. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına da yol açacak önemli bir adımdır. Çünkü buradaki oteller çok önemli uluslararası otel zincirlerinin yerleri. Bu şirketlerin buraya gelmesi ve buralarda faaliyete geçmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınırlığına da çok ciddi katkı sağlayacaktır. Doçent Doktor Fahri Erenel'e göre bu adım aynı zamanda aslında iki ülkenin dünyaya verdiği bir mesaj. Maraş'ın bu şekilde açılması Doğu Akdeniz süreci içinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı hamlelere de önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Sadece ona değil, Güney Kıbrıs Rum yönetimi kanatları altına alan
Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir mesajdır. Yunanistan'a ciddi bir mesajdır. Ama sonuçta bu bir beka ve milli mücadele meselesidir. Kıbrıs adası eğer elimizden çıktığı takdirde Türkiye Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini de korumakta da zorlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi Türkiye'nin esasında bu hamleleri Türkiye'yi kuşatmaya çalışanlara karşı yarma harekatıdır. Erener bu adımın Türkiye tarafından bir adım daha ileriye taşınabileceğini söylüyor. Diğer bir adım ciddi anlamda bir deniz üssünün kurulmasıdır. İleride belki Rusya ile işbirliği içinde ortak bir üst teşkil edilebilir. Ayrı ayrı geçici bakım onarım adı altında bir üst verilebilir. Kapalı Maraş açılıyor. 46 yıl sonra açılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anasının ak sütü gibi helal Kapalı Maraş'ın açılması hadisesi sevgili seyirci, ama bu fakir bir kere daha söylemek istiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndekilere de Türkiye'dekilere. Şüphesiz sizler bizden daha iyi bilirsiniz. Bu fakirden daha iyi bilirsiniz. Mustafa Akıncı'nın seçimleri kazanması demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Akdeniz'deki bütün politikalarına içimizden darbe vurmak demektir. Adam tarafını söylüyor. Zaten Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili olarak da olumsuz yorum ve değerlendirmeler yaptı. Aklını, ruhunu, kalbini Batı'ya zimmetlemiş bir adam Mustafa Akıncı. Batı kim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi canlı canlı kesenler değil mi? Canlı canlı kardeşlerimiz kesilirken gözlerini yuman, kulaklarını tıkayanlar Batı değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi kim canlı canlı kıtır kıtır doğradı? Kim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs'ı kana buladı? Batı? Mustafa Akıncı İşte böyle bir adam. Aklını, ruhunu, kalbini Batı'ya zimmetlemiş bir adam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki bütün politikalarına içimizden darbe vurmak demektir. Mustafa Akıncı'nın kazanması. Ben bunu bilir bunu söylerim. Takdir, karar sizlerin tabii. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin. Devam ediyoruz yayınımıza, gazetelere bir bakalım. Hemen Sabah gazetesini okuyalım efendim. Diğer gazeteleri de açıyoruz. Sabah gazetesini okuyacağız. Logonun üstünde Türkiye bitti demeden bitmez. Sabah gazetesinin logosunun üstünde bu başlığı görüyoruz efendim. Türkiye bitti demeden bitmez. Hemen ardında onun yanında Yılmaz'la Demir yine karşı karşıya, bu başlığı görüyoruz Sabah gazetesinde efendim. Önemli dizi Çukurova dizisi ATV'de yayınlanıyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'yla Tatlı Sert programı bir kez daha kavuşturdu. Bu sefer 55 yıllık hasret bitmiş efendim. Devam ediyoruz. Günübirlik diplomasi, Başkan Erdoğan'ın temasları. Hesap günü gelmeden kendimizi hesaba çekmeliyiz. Hatipoğlu'yla Dosta Doğru, Günaydın'dan haber. Dünyada fiyatı en hızlı artan evler Türkiye'de. Birinci İzmir, ikinci Ankara, üçüncü İstanbul. Zafere yakınız. Öz vatanımıza kavuşacağız. Tabana kuvvet kaçıyorlar Azerbaycan'da yaşananlar. Az sonra Kerim Ulağa bağlanacağız. O da anlatacak. Tabana kuvvet kaçıyorlar. Kalfa Adem'in jet yükselişi. Akıtalım ilk sayfayı Sabah gazetesinde. Ekrem İmamoğlu'yla tanıştıktan sonra şansı açılan inşaat kalfası Adem Soytekin, usulsüz inşaatlar ve adrese teslim ihalelerle sektörde bir deve dönüştü. Kalfa Adem'in jet yükselişi. Yanında Ekrem İmamoğlu da var. Kıyak ihaleler hakkında bilgiler var. İki oğluyla birlikte cepheye koşan senarist şehit oldu. Azerbaycan'dan haberler. Müşfik Abbasov'un kahramanlığı. Aliyev, çatışmalar sona erince görüşmelere başlarız. Putin'den nokta, çatışmalar Ermeni toprağında yapılmıyor diyor. Firari Can Dündar'a mal varlığı darbesi efendim. Yurt dışına kaçan Can Dündar şu anda saraylarda ağırlanıyor. Onu da hatırlatalım. En büyük tehlike süper bulaştırıcılar. Koronavirüs vakalarının artışında bir numaralı suçlu, hiç belirti göstermeyen süper bulaştırıcılar. Hayalet şehir Maraş bugün hayat buluyor. İş insanı Jack Hamhi 95 yaşında hayatını kaybetti. Diyarbakır anneleri bugün evlat nöbetinde 402. gündeler.
İlk gün sadece 3 aile vardı. Sayı 152'ye çıktı. Sizden bir ricamız var. Kamuoyu desteğinin artması. Evlat özlemiyle yanıp tutuşan anneler, babalar sizden ilgi bekliyorlar. Tecavüzcü HDP'li vekile yargılama yolu. Dokunulmazlığı kaldırıldı diyor. Sabah gazetesinde sizlere okuyacağımız son haberde. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Şimdi hemen Azerbaycan'a dönüyoruz. Kerim Ulak karşımızda. Dost ve kardeş Azerbaycan'da sizleri bekliyor. Kerim Ulak, günaydın, kolay gelsin. Gazamız mübarek olsun, seni dinliyoruz. Gazamız mübarek olsun Erkan Tan. Az önce çok güzel bir ifade kullandınız. Ermeni askerleri topuklayıp kaçmaya devam ediyorlar. Tabi cephe hattında Ermeni ordusu 5 ayrı noktada darbe üstüne darbe yiyor. Ve dün akşam Fuzuli'de bir hedef alınan noktada Ermeni askerleri bozguna uğradı ve Ermeni askerleri 27 tanklarını bırakarak kaçtılar. 27 tanktan bahsediyorum Erkan Tan. Bir defada her biri 2 milyon dolar olan toplam 27 tank ve yeni modernize edilmiş 27 tank Ermeni ordusu tarafından bırakıldı ve şu an Azerbaycan ordusunun saflarına katıldı. Yani Azerbaycan ordusu Ermenilerin silahlarıyla şu an Ermenileri vuruyor desek yanlış olmaz. Tabii bozguna uğrayan Ermeniler bölgede sivillere hedef alıyorlar. Gece saatlerinde bulunduğumuz Berde ve Gence şehirleri hedef alındı. Gence'de Şeyh Mehmetli köyünde maalesef bir Azerbaycanlı genç kardeşimiz atılan füze, balistik füzeyle şehit oldu ve bu şekilde şehit olan sivil Azerbaycanlı kardeşlerimizin sayısı 29'a yükselmiş oldu. 200'e yakın yaralı var ve 500'den fazla binanın yıkıldığını, hasar gördüğünü belirtelim. Bir yandan balistik füzeler, bir yandan topçu atışlarıyla siviller hedef alınıyor. Terter'de dün gün içinde 200 adet obüs topu atıldı ve bu obüs toplarının büyük bir bölümü kamu binalarına isabet etti. Bir tane de okula isabet etti ve okulda büyük hasar oluştu. Tabii balistik füzelerle Ermenistan saldırıyor bir yandan da. Azerbaycan S-300 hava savunma sistemi çalışıyor ve çok sayıda balistik füze, Toşka ve Simerç füzeleri havada imha ediliyor. Gence'ye atılan iki füzeden biri havada imha edildi. Ermeni ordusuna ağır darbe vuruluyor. Şu an Adere bölgesinde yoğun çatışmaların olduğunu belirtelim. Adere'nin alınması çok çok önemli. Çünkü sözde Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye ulaşma noktasında çok kritik bir viraj ve bu virajın ele geçirilmesi için şu an yoğun bir harekat yapılıyor. Harekatta ikinci aşamadayız. Süpürme harekatı yapılıyor ve şu ana kadar 6000'den fazla Ermeni askeri bölgede etkisizleştirildi, öldürüldü ki Ermeni ordusunun yarısının silahları, bakın rakamları ben paylaşmak istiyorum. 250 tank ve zırhlı araç, 270 roket atar ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi ki bunlardan biri S-300 hava savunma sistemi, 8 cephanelik 150 asker araç ve bir S-300 hava sistemi yok edildi. Yani bölgede Ermeni ordusunun yarısı, yani tankların yarısı imha edilmiş durumda. Yine askerlerin de, Ermeni askerlerin de 3'te 1'inin imha edildiğini belirtelim. Tabii Ermeni askerlere şu an ihmal yapılan olmadığını tekrar belirtelim. Dördüncü günde birçok cephede Ermeni askerlerin aç, susuz ve mühimmatsız kaldığını ve bundan dolayı araçlarını, zırhlı araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya başladıklarını da belirtmek istiyorum. Tabii Azerbaycanlı can kardeşlerimiz burada her yerde haberi biliyorlar, izliyorlar. Onlara da mikrofon tutalım Erkan Tan. Neler söyleyecekler Türkiye'ye? Merhabalar, gazamız mübarek olsun. Merhaba, merhaba. Türkiye'ye salamlar. Azerbaycan bizimdir, Karabağ bizimdir. Evet, askerler ilerliyor. Kısas alınıyor. Allah canlarını sağ eylesin. Allah vuruşsunlar. Evet, sen ne söylemek istersin? Türkiye Azerbaycan'ın yanındaysa Azerbaycan Ermenistan'ın mehveliği. Azerbaycan'a Türkiye'ye eşlik olsun. Ermenistan iç kim oluyor kataya. Bizim askerler ileride değil, galebe bizim olayık. İnşallah. Sen ne söylemek istersin? Evet, tabii çocuklar da burada gerçekten gelişmeleri yakinen takip ediyorlar. İnşallah Karabağ. Düzdü. Karabağ bizimdi, bizim de olayaktı. Ermenistan kimdi ki? Türkiye'ye de selamlar. Evet. Kardeşlerimiz de onlar bizim.
Kardeşlerimize bizlerden de sizlere çok selamlar var. Evet Erkan Tan, cephe hattındayız. Az sonra Gence'ye geçeceğiz. Bombardıman altına alınan Gence'deki son durumu ekranlara taşıyacağız. Yani cephe hattında her şey iyi gidiyor. Çok kısa bir süre içinde Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'ye Azerbaycan ordusunun bayrağını dikmesini bekliyoruz. Ve bizler de cephe hattından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Kerim Olak karşımızdaydı. Cephe hattındaki izlenimlerini almayı sürdüreceğiz. Bir Kürt kökenli iş adamı vatandaşımız. Kürt kökenli vatandaşımız, iş adamı Şahin Bey, İstanbul'da tekstilci Şahin Tal. Erkan abi, şu PKK-PYD YPG mensupları PKK'nın canı pahasına Ermenistan için savaşıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Biz yıllardır PKK-PYD YPG, HDP... Ermeni emperyalizminin temsilcileridir diyoruz. Ve işte Ermenilerle beraber Azerbaycan'daki kardeşlerimize saldırıyorlar. Bunun bariz kanıtı değil mi? PKK-PYD-YPG Ermeni emperyalizminin temsilcisidir. Kürtler bunu biliyor. Sen de söyle oradan diyor Şahin Tal. Teşekkür ediyoruz. Kürt kökenli vatandaşımız Şahin Bey, iş adamı, yayınımıza böyle bir mesaj gönderiyor. Kürt kökenli kardeşlerimizin ezici çoğunluğu devletimizle, milletimizle, birlik ve beraberliğimizle bize şeref katıyorlar. Bir bölümü emperyalist yamyamların kiralık katilliğini yapıyor. Bir bölümü. Şimdi Ermenistan'ın fırlattığı füze A Haber kameralarına nasıl yakalandı ona bakacağız. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattını hedefliyorlar. Düpedüz sivilleri hedefliyorlar. Bu yaptıklarını da ağızlarıyla söylüyorlar. Evet şu an havada bakın. Evet Azerbaycan devleti tabii hava savunma sistemleri çalışıyor. Ermenistan Azerbaycan'ın Yevlah kentini uzun menzilli füzelerle hedef almak istedi. Duyacaksınız. Azerbaycan savunma sistemi saldırıyı anında önledi. Azerbaycan devleti tabii hava savunma sistemleri çalışıyor. O anlarda cephe hattındaki A Haber ekibi kayıttaydı. Yevlak'ta Ermenistan'ın hedef aldığı Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattının yaklaşık 20 metre mesafesindeyiz. Ve evet şu an havada bakın. Evet Azerbaycan devleti tabii hava savunma sistemleri çalışıyor. Hava savunma sistemleriyle şu an Ermenistan'ın ateşlediği bir balistik füze havadan vurulmak üzere. Bakın ateşlendi ve füzenin ilerleyişini görüyorsunuz. Azerbaycan'a ait hava savunma sistemleri anında devreye girdi. Ve hava savunma sistemlerinden biri ateşlendi ve Ermenistan'ın bu bölgeye ateşlediği balistik füzelerden biri az sonra muhtemelen patlama sesini de duyacaksınız. Havada infilak ediliyor ve bu bölgede çok sayıda Ermenistan'a ait füzeler havada infilak ettirilmişti. Onlar tabii Toşka füzeleriydi, Smerç füzeleriydi ve o füzelerden işte bir tanesinin Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a ateşlendiği bilgisi üzerine koordinatlar alındı ve bulunduğumuz noktadan Azerbaycan hava savunma sistemleri çalıştı ve işte o füzenin bulunduğu bölgeye ateşleme yapıldı. A Haber ekibi Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattına yönelik ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını da görüntüledi. Karabağ işgal eden Ermenistan, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattını da hedef aldı. Azerbaycan'ın Yevlak kentinden geçen boru hattına misket bombalarıyla yapılan saldırı sonrası ortaya çıkan manzara bu. Atılan misket bombalarının birçoğu patlamadı ve yaklaşık 10 metre mesafedeki boru hattında herhangi bir hasar ortaya çıkmadı. Uluslararası hukuk misket bombalarının kullanımını yasakladı. Ancak işgalci Ermeni devleti bölgede sivilleri misket bombalarıyla hedef almaya devam ediyor. İşte atılan misket bombalarının bir parçası şu an elimde ve bu bombalar maalesef Azerbaycan'da sivilleri hedef alarak can kayıplarına ve yaralanmalara neden oluyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, savaş mert insanların işidir. Savaşın hukuku vardır. Namert Ermenistan, bir terör devleti. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, emperyalist yamyamların nereye çekse oraya götürdükleri bir terör devleti. Putin'in açıklamaları Ermenistan'da müthiş bir şok ve hayal kırıklığı oluşturdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağlı Karabağ'da yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Putin bölgede yaşananları bir trajedi olarak nitelendirdi. Çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Rus liderin konuşmasında savaşın Azerbaycan toprağında yaşandığını söylemesi dikkat çekti. Rusya'nın Ermenistan'a karşı bazı yükümlülükleri var. Maalesef askeri faaliyetler devam ediyor. Fakat çatışmalar Ermenistan topraklarında değil. Rusya'nın Ermenistan'la olan anlaşmasından doğan yükümlülüklerine gelince, biz daha önce de bunlara uyduk ve bundan sonra da yükümlülüklerimize bağlı kalacağız. Putin ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da sürekli temas halinde olduğunu hatırlattı. Bildiğiniz gibi ben Ermenistan Başbakanı'yla sürekli temas halindeyim. Ermenistan tarafından da Rusya'ya yükümlülüklerini yerine getirmediği konusunda bir eleştiri gelmedi. Diğer yandan Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Dağlı Karabağ'ın geleceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Levent Gültekin'in Azerbaycan'la ilgili söylediklerine bakar mısınız? Kimin karşısında söylüyor? Ermenistan karşısında. Ermenistan devlet mi? He? Ermenistan diye bir devlet var mı? Emperyalist yamyamların Türkiye Orta Asya'ya açılamasın diye oraya kurdukları bir oluşum. Vatandaşı yok yahu, vatandaşı. Vatandaşı olmayan devlet görünümlü bir terör örgütünün karşısında Azerbaycan'ı aşağılıyor. Efendim, Türkiye'de iktidar karşıtlığı gerçekten zıvanadan çıkarttı bazılarını. Çıldırdılar. İktidar karşıtlığı yapacağım diye insanlık dışı yaratık haline dönenler var bu memlekette. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Kuveyt'e günübirlik çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Kuveyt oldu. Başkan Erdoğan, görevi yeni devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf El Ahmet El Cabir Es Sabah'la bir araya geldi. Görüşme, Kuveyt Havaalanı'nda bulunan Emirlik Misafirhanesi'nde gerçekleşti. Kuveyt Emirlik ailesinin yoğun katılım gerçekleştirdiği görüşmede, Başkan Erdoğan, geçen hafta vefat eden Kuveyt Emiri için taziyelerini iletti. Erdoğan'a aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olduğu kalabalık bir heyet eşlik etti. Başkan Erdoğan Kuveyt'teki temaslarının hemen ardından beraberindeki heyetle Katar'a geçti. Başkan Erdoğan'ı Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atliyah karşıladı. Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile Doha'daki Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider, Katar ve Türkiye arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını masaya yatırdı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Az önceki yayın kuşağında söylemiştim, televizyonlarını yeni açanlar olabilir, bize yeni katılanlar olabilir. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları çok önemli. Kuveyt ve Katar'la ilgili temasları. Siyonist Yahudiler ve Evangelist Hristiyanlar ittifak halinde bir cephe oluşturdular. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail. Siyonist Yahudi cephesi. Bu cepheye karşı çok önemli bir mesaj Başkan Erdoğan'ın bu temasları. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bu cephe aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin azılı düşmanı. Ama hangi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin? Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden nefret ediyorlar. Baygın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hah, işte onu çok seviyorlar. Başkent'e dönüyoruz. Başkent'te Hakan Bacaksız, A Haber editörü hazır bekliyor. Başkent'in gündemini hızlıca anlatacak bize Hakan Bacaksız. Seni dinliyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Kuveyt temaslarını tamamlayarak yurda döndü Erkant'tan. Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılacak.
Hemen ana muhalefet partisi CHP ile devam edelim. Ankara'da bugün dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 11'de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. Hemen bakanlarla devam edelim yayınımıza. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün bir etkinliği var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9. Sağlık Zirvesi'ne telekonferans yöntemiyle katılacak ve zirvenin açılış konuşmasını yapılacak. Ekonomide birbirinden farklı başlıklar var bugün Ankara'da. Onlardan ilki Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'la ilgili. Pekcan da tıpkı Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna katılacak video konferans yöntemiyle. Ardından foruma ilişkin bir de basın açıklaması yapmasını bekliyoruz Ticaret Bakanı'nın. Sanayi Bakanı Mustafa Varank'la devam edelim. İstanbul'da bugün 13. moda konferansı düzenlenecek. İşte Sanayi Bakanı Varank da o konferansa video konferans yöntemiyle katılacak. Geçelim Tarım Bakanı Bekir Pakdemir'le. Bekir Pakdemirli'ye Ankara Tiftik Keçesi Yetiştiriciliğini Gelişme Projesi'nin açılışına katılacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve son olarak Merkez Bankası da haftalık banka ve para istatistiklerini yayınlayacak diyelim ve sözü hemen tekrar İstanbul'a bırakalım. Hakan Bacaksız, teşekkür ediyoruz. Gazetelerle devam ediyoruz efendim. Önce Yeni Akit gazetesine bakacağız. Ardından Takvim gazetesini okuyacağız. CHP'li İzmir Belediyesi'nin bütçe açığı 1 milyar TL'yi aştı Yeni Akit'te. Yeni Akit logosunun üstünde Soyer, zevkü sefada, İzmir halkı cefada. Yeni Akit gazetesinde bunu görüyoruz. Can Dündar'ın Çengelköy'deki lüks villası da el konulacak mallar arasında. Mal varlığına el konuldu. FETÖ'nün MİT tırları ihanetinin medya ayağında yer alan ve vatana ihanetten yargılanan firari Can Dündar bu arada Avrupa'da saraylarda yatıyor. Amerikan bayrağına sarılmış yatarkenki fotoğrafı da huzurlarınızda. Onu hiç çıkartmayın zihninizden o fotoğrafı. Kapalı mı araç kullanımı açılıyor. Silah satışlarının %75'ine sahip 5 ülke mazlum coğrafyaları kana buluyor. Dillerinde yalan, ellerinde kan var. Başkan Erdoğan önderliğinde yükselen ve uluslararası dengeleri mazlumların lehine değiştiren Türkiye'yi silah satarak savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçlayan batılı ülkelerin namlularından kan damlıyor. Bunu anlatıyor haber. Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret. Türkiye artık güçlü bir küresel aktör. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır el-Hariri. 10 yıldır her türlü savaş suçunu işleyen ve yarım milyon insanı katleden Esad rejimine karşı somut bir adım atmaktan aciz kaldı Birleşmiş Milletler. Tek umudumuz Türkiye diyor Nasır el-Hariri. Amerika'da kadına şiddet 21 kat daha fazla. Çatışmalar Ermeni toprağında değil, Putin'in sözleri. Yeni Akit'te Ermeni ordusu hem kaçıyor hem sivilleri vuruyor. Ayrıntılar efendim. HDP PKK'ya bir Yasin Börü daha vermeyeceğiz. Diyarbakır anneleri. Yasin Börü'yü bizim evlatlarımızı kaçıranlar katletti. Onlara artık bir Yasin Börü daha vermeyeceğiz. Sözde milliyetçiler HDP'ye sus pus diyor. Akit'te gördüğümüz başka bir başlıkta. Ve takvimle devam ediyoruz efendim. Aslan kavgası Galatasaray'da kriz dinmedi. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz arasındaki gerilim şiddetlendi. Bu işte bir sakatlık var. Fenerbahçe Diego Perotti'yi aldı ancak oyuncuyla ilgili iddia gündemi sarstı. Arjantinli Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle Kasım ayı başına kadar forma giyemeyeceği vurgulandı efendim. İnanılır gibi değil efendim. Sosyetik Melisa Eli Yeşil'in kayınpederi Kont Faber-Castell hayatını kaybetti. Aile birbirine girdi deniyor haberde efendim. Tabi de böyle bir gündem var. A milliler Almanya karşısında 3 kez yenik duruma düştüğü maçı berabere bitirdi. 3-3 güçlü moral diyor. Ve takvimin ilk sayfasının o muhteşem manşet çalışmalarından biri böyle görsel çok dikkat çekiyor. Biden'ın ağzına bir fermuar takmış Takvim gazetesi. Amerikan Başkan adayı Biden yine Ankara'yı hedef aldı. Türkiye'deki dostları ise yine ses çıkarmadı ancak vatandaş kızdı. Biden'ız diyor. Biden'ın ağzına fermuar takılmış. Balons ayarı. Paşinyan Avrupa Birliği'nin Amerika'nın gazıyla şişti. Türklerin tokadını yiyince çark etti diyor. Kalbi Ege'de kaldı. Özgün Amal şöhreti elinin tersiyle itti. Aşkı ve huzuru seçti. Serdar Oral'la evlenip Köyceğiz'e yerleşti. İki çocuk dünyaya getirdi. Ancak biricik eşi kalp krizinden can verdi. Herkesin hayalini kurduğu hayat acıyla bitti.
akıllara o söz geldi. Hayat biz planlarken başımıza gelenlerdir. O sözü de yazmış Takvim Gazetesi. Ve Kafkas Baharı, Ergün Diler'in yazısı. Suriye ile başlayan gerilim Akdeniz'e, Ege'ye, Karadeniz'e, oradan da Azerbaycan'a sıçradı. Şimdi de Kırgızistan karıştı. Yoksa Kafkas Baharı mı geliyor? Diyor Ergün Diler yazısında ayrıntılar iç sayfalarda. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, yayınımız sürüyor. Bugün Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümü. Üzerinden bir yıl geçti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla devletimizin başlattığı o harekat. Bir yıl geçti üzerinden. Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde 6,5 yıl boyunca terör örgütü PKK-YPG'nin işgalinde kalan, zulüm gören Resulayn'dayız. PKK'nın sözde komuta kademesinin, aynı zamanda da ana karargahlarının bulunduğu binalar bulunuyordu. Şimdi o binalar halka hizmet veriyor. Hemen karşımızda Halk Eğitim Merkezi, yanında Resulayn Nüfus Müdürlüğü, arkasında Resulayn Milli Eğitim Müdürlüğü ve 500 metre ileride Resulayn Devlet Hastanesi var. Dolayısıyla şu anda hayat normale döndü ve daha önce teröre hizmet eden, halka zulmeden binalar, yapılar şu anda halka hizmet için kullanılıyor. Bugüne kadar neler yapıldı, onlardan da bahsedelim. Şu ana kadar Resulayn'da Türkiye tarafından inşa edilen sağlık ocakları ve hastanelerde 123.876 kişi sağlık hizmeti aldı. Aynı zamanda 874 derslikte 926 öğretmen tarafından 17.966 öğrenciye eğitim veriliyor. Bölgede şu ana kadar ortalama 8.700 kilometre terör örgütünün işgal ettiği yol onarıldı ve onarımda hala altyapı çalışmaları devam ediyor. Ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nde de birçok vatandaşa ücretsiz dil dersleri veriliyor ve hala verilmeye de devam ediliyor. Dolayısıyla binlerce kişi hem eğitim, hem sağlık, hem de diğer altyapı hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmaya devam ediyor ki daha öncesinde bu hizmetler sadece teröristlere veriliyordu. Özellikle sağlık hizmeti bakımından büyük problemler vardı, ancak şu anda ücretsiz sağlık hizmetinden Resulayn halkı istediği gibi faydalanıyor. Operasyonun ardından yaklaşık 30 bin olan Resulayn nüfusu şu anda 80 bine yükselmiş durumda ve halk normal bir şekilde hayatına devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, PKK, PYD, YPG, KCK, HDP isimleri ayrı, adamları aynı. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleridir. Bunlar Türkiye'nin hemen yanı başında bir Siyonist Yahudi devletçik kurmak istiyorlar. Kürt görünümlü Siyonist Yahudi devletçik. Ermeni amaçlarına, Ermeni emperyalizmine de hizmet ediyorlar. Yani kim parayı verirse onlara hizmet eden Kürt görünümlü Kürt katillerinden oluşan bir topluluk. Bu HDP de aynı. Siyasi parti maskeli teröristler. Bunlar böyle. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamada da HDP dışındaki bütün partiler evet oyu kullanmışlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen kimsenin oyun kurması mümkün değildir. Mehmetçik bir yıl daha Irak ve Suriye'de. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyon yapabilmesine olanak tanıyan Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini bir yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Evrak kaydı belgesi Birleşmiş Milletler'in anlaşmayı tescil ettiği şeklinde duyuruluyor. Bu onay mıdır, tescil midir, şu mudur, bu mudur? Yani tarafımızı bir kere baştan belli edeceğiz. Müzakerelerde partiler tezkereye ilişkin yaklaşımlarını ortaya koydu. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Kobane bir sembol, Kobane bir siyasal toplumsal düzen ve bence Kobane çok büyük bir tarihsel fırsattı. Efendim, protesto hakkını kullandık. Her tarafı birbirine katmışlar, valilikleri kuşatmışlar. Yakıp yıkıyorsun, protesto hakkı biz işin içinde yok. Biz sadece bir tweet attık. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı mısınız, başka tarafın vatandaşı mısınız? Ya, hakikaten hayretler içerisinde dinliyorum bu söylenenleri. AK Parti ile HDP karşı karşıya geldi. Siz demografik değişim yapmak istiyorsunuz. Utanmadan diyor ki Türkiye demografi değiştiriyor. PKK ile ilişkili olduğu için, eşgüdüm halini çalıştığınız için bu. Suriye'de demografik değişimle AK Parti veya AK Parti iktidarını
hükümetlerimizi suçlamak en hafif tabirle insafsızlıktır. Türkiye'nin Suriye'de istediği demografik değişim değil, demokratik bir değişimdir. AK Parti adına eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık kürsüdeydi. Eleştirilere yanıt verdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılmasında da en etkin rol oynayan aktör haline gelmiştir. Haksızlık yapmayın. Suriye'de mevcut durum Türkiye'nin ortaya çıkardığı bir durum değildir. Bunun müsebbibi Esad rejiminin kendisidir. Tezkereye HDP dışındaki partiler kabul yönünde oy kullandı. Herkes evet diyor, sadece biz hayır diyoruz. Şimdi konu basit. Suriyeli ne söylüyor? Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasr el-Hariri diyor ki Suriye'deki tek umudumuz Türkiye'nin varlığıdır. Suriyeli böyle konuşuyor. Devam edelim efendim. 6, 7, 8 Ekim olaylarında Yasin Börü arkamda görüyorsunuz ve arkadaşları kurban eti dağıttıkları sırada PKK'lılar tarafından saldırıya uğramışlardı. Şehit edilenlerin sembolü oldu. Kabirleri başında dualarla anıldılar. Biz de dua edelim. Dua edelim. Arkalarından bir Fatiha, üç İhlas okuyalım. Ruhlarına ikram edelim. O gün ve evvelinde sokaklar karışsın diye insanları kışkırtan, açıklamalar yapan herkes suçlu. Başta terörist Sevici Selahattin Demirtaş ve HDP'nin yöneticileri olmak üzere. Kim o açıklamaları yaptı? Bir iç savaş, isyan başlatmak istedi. Belli. Hepimiz hayatta olduğumuza göre hatırlıyoruz bunların isimlerini. Buna yapılan vahşilikti. Başka hiçbir şey değildi. O aradan kaç yılda geçse ben unutmam, unutamam. Acısı hala aynı günkü gibi taze. Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi. Kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşları kabirleri başında anıldı. 6 yıl önce yoksul vatandaşlara kurban eti dağıtmak için yollara çıkan Yasin Börü ve arkadaşlarını katledilişinin, şehit edilişinin 6. yıl dönümünde anılıyor. 2014 yılında 6-7 Ekim olaylarında Yasin ve arkadaşlar kurban eti dağıtırken onları umharca şehit ettiler. Bugün 6. yıl dönümleridir, mezar başına anıldılar. Katılan herkesten Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Zihinlere Kobani provokasyonu olarak kazınan olayların üzerinden 6 yıl geçti. Ancak olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. 6-8 Ekim 2014'ü gösteriyordu. HDP Merkez Karar Yürütmenin çağrısı üzerine Doğu ve Güneydoğu'da caddeler karıştı. Olaylar çıktı. Demirinde ise bir vahşet yaşandı, acı yaşandı. 30'un üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Tabii onlardan birileri ise Yasin Börü ve arkadaşlarıydı. Bunlar kim varsa cezalarını çeksinler. Kimin parmağı o zamanki emir veren, onları yöneten, hepsinin cezalarını almak istiyorum. PKK'lar tarafından katledilen Yasin Börü'nün annesi ve babası gözü yaşlı, yüreği yanık. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen acıları hala taze. Anma etkinliğinde Yasin Börü'nün annesi ve babası evladının mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Gerçekten o olayı azmettirenler, o günün HDP'nin İl başkanının cezalandırılmasını istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın o davadan yargılanmasını istiyorum. Onun davası Yasin davasıyla birleştirilsin istiyorum. Bunu özellikle belirtiyorum. Daha ne desin kadıncağız? Evladımın davasının birleştirilmesini istiyorum dedi. O davalarla dedi. Daha ne desin kadın? Gerçekte o değil mi? Birliklerimiz sürüyor. Bakınız, yakalanan terörist baroya kayıtlı avukat çıkmış. Bir daha söyleyeyim mi? Yakalanan terörist baroya kayıtlı avukat imiş.
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat çıktı. Yıldırım 7 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. İşte o teröristlerden biri kırmızı kategoride bulunan Doktor Amara Kod adlı Müzeyyen Aydınlı'ydı. Yapılan incelemede öldürülen teröriste ait bazı fotoğraflar da ele geçirildi. Terörist Aydınlı'yla bir başka kadın teröristin samimi şekilde çektirilmiş fotoğrafları incelemeye alındı. Fotoğraftaki diğer teröristin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu anlaşıldı. Aç kapıyı, polis! PKK'lı kadın terörist, jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Sabah Ajansı hafta içi her sabah saat tam 7'de başlıyor ve 9.50'ye kadar saat birlikteliğimiz sürüyor. Saat 7'den beri Türkiye'de ve dünyadan haberler aktarıyoruz sizlere. Haberleri vermek üzere arkadaşlarımız hazırlar. İstanbul'da Ramazan Almaçayır ve Erdal Kuruçay hazırlar. Her ikisi de İstanbul'un bir yakasında. İstanbul için bugün dolu uyarısı da olan şiddetli yağış uyarısı yapılmıştı efendim. Erdal Kuruçay, Ramazan Almaçayır İstanbul'da her iki yakada hazır bekliyorlar. Önce Ramazan Almaçayır'a günaydın diyeceğiz. Ramazan Almaçayır günaydın, kolay gelsin. Sözü ve yayını sana bırakıyoruz ama gördüğüm kadarıyla öyle pek yağmur falan yok senin arkanda. Günaydın Erkan Tan. Evet, o uyarıya rağmen şu an itibariyle henüz yağış başlamadı, ancak öğle saatlerine doğru yağışın beklendiğini belirtelim. Fakat yine de hazırlıklı olmak gerekiyor, çünkü meteorolojiden gelen uyarılar hiç de yabana atılacak şekilde değil. Çünkü ani sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul'da şiddetli yağışla birlikte dolu, hortum, ani su baskını gibi meteorolojik olaylar da bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da aniden bastıran yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı felç etmişti neredeyse. İşte bugün de o şekilde bir olumsuzluk yaşanmaması için uyarı üstüne uyarı geldi. Meteoroloji Trakya bölgesi ve Marmara ile ilgili olarak ciddi uyarılar verdi. Trakya bölgesi ve Marmara'da İstanbul çevrelerinde 40 ila 75 kilogram metrekareye yağış düşmesini bekliyor. Şu an itibariyle Anadolu yakasında sabah erken saatlerde ve aslında gece yarısından sonra kısmi olarak, çok hafif de olsa seleme şeklinde diyebileceğimiz yağış geçişleri oldu, ancak şu an itibariyle yağış yok. Fakat şunu belirtelim, İstanbullular geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve yine geçen hafta yaşanan dolunun ardından tedbirlerini de aldı. Ayhan'dan rica edeceğim, şu anda kameramızın kadrajında bir tane araç var. Battaniyelerle ya da diğer örtülerle araçlarını koruma altına almaya çalışıyor İstanbullular. Araçlarının üzerini bu şekilde kaplıyorlar, kapatıyorlar dolu yağışında zarar görmesin diye. Şu dikkatimizi çekti, ancak onu belirtelim Erkan Tan. İstanbul Valiliği de aslında uyarı yapmıştı. İstanbul çevresinde şiddetli sağanak yağış beklentisinden dolayı vatandaşların dikkatli olması konusunda Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaşım yapmıştı. Fakat bugün itibariyle İstanbul'da mecbur olmadıkça araçla yola çıkılmaması ya da dikkatli olması gerektiği şeklinde uyarılar var. Ancak şu an itibariyle mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu %50'leri bulmuş durumda. Yani vatandaşlarımız yine araçlarıyla yola çıkmış. Umarız ki herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak şunu belirtelim, Anadolu yakasında o uyarıların ardından henüz yağış gelmedi. Önümüzdeki saatler içerisinde şiddetli yağış ve dolu ile ilgili olarak da uyarılar devam ediyor Erkan Tan. Ramazan Almaçayır Anadolu yakasındaydı, Kadıköy'deydi. Şiddetli yağış yok idi, hatta hafif de güneşli bir hava var arkasından gördüğümüz kadarıyla. Anlattı kendisi ayrıntılarıyla. Erdal Kuruçay Avrupa yakasında efendim. Ona hemen sözü ve yayını devredelim. Onun da bulunduğu yerden hava durumu hakkında bir izlenim edinmek mümkün aslında. Neyse, biz fazla konuşmayalım. Hemen Erdal Kuruçay'a yayını devredelim. Erdal Kuruçay günaydın.
Günaydın Erkan Tan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarısını yapmıştı. Perşembe sabahını işaret etmişti. Fakat aynı Anadolu yakasındaki gibi Ramazan Almaçayır'ın belirttiği gibi Avrupa yakasında da henüz sağanak yağış ulaşmadı diyebiliriz. Sabahın erken saatlerinde bekleniyordu. Hafif bir çiseleme oldu fakat yağış henüz başlamadı. O çiseleme de artık güneşe bıraktı. Fakat yine bulutlara dönüp baktığımızda sağanak yağışın İstanbul'u etkisi altına alacağını söyleyebiliriz. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde 22 ila 24 derece arasında seyrediyordu. Balkanlardan gelen soğuk havanın özellikle Edirne ve çevresinde etkili olup daha sonra da İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Dolu, fırtına, hatta hortum olabilme ihtimaline karşı da vatandaşlar yine ikaz edilmişti. Özellikle de doluya karşı tedbirli olunmalı. Geçtiğimiz hafta bilindiği gibi birçok aracı vurmuştu ve zarar bırakmıştı birçok araçta. O yüzden vatandaşları tekrar ikaz etmekte fayda var. Metrekareye 50 ila 70 kilogram yağış düşmesi bekleniyor gün içerisinde. Bugün 11 ila 12'de başlayacak yağmur, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağışta. Geçtiğimiz hafta İstanbul'u oldukça etkilemişti dolu. Ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara hasar vermişti. Balkanlardan gelen soğuk hava hem Edirne ve Kırklareli çevresinde, Ege bölgesinin kuzey kesimlerinde, Marmara bölgesinde neredeyse Marmara'nın tamamında etkili olacak. Bursa bölgesi daha çok etkilenecek diyebiliriz. Evet Erkan Tan, henüz Avrupa yakasına da gök gürültülü sağanak yağış ulaşmadı. Fakat 11 civarında da Anadolu yakasını etkisi altına alması bekleniyor. Özellikle de dolu yağışı vurgusunu bir kez daha yapalım. Sel baskını, su taşkını, çatı uçmasına, hatta ağaç devrilmesine karşı da yine vatandaşlarımızı ikaz etmekte fayda var diyelim ve sözü Beşiktaş'tan tekrar merkeze bırakalım. Erdal Kuruçay, teşekkür ediyoruz. Hemen şu anda hava radarı ile ilgili son durumu, son görüntüleri paylaşalım sizlerle efendim. Görüyorsunuz arkamdaki dev ekranda koyu renk olanlar şu anda yağmur alanlar. Bakın sabah erken saatlerden beri biz bu radarı gösteriyoruz. Daha uzaktaydı yani, Trakya'daydı, hatta Balkanlar civarındaydı. Hızla yaklaşıyor. Bakın hızla yaklaşıyor şu anda Balıkesir, Mustafa Kemal Paşa, Bandırma, Çanakkale, Edirne, Çorlu yağmur yağış alıyor. Bakın koyu renk olanlar, daha kırmızıya yakın olanlar, daha şiddetli yağış alanlar. Hatta şimşekler var, bakın ara sıra çakıyor, görüyor musunuz? Çizgiler halinde onlar da şimşekler. Sabah ilk saatlerde yayınımızın saat 7 gibi bu haritayı bir daha gösterdiğimizde bu biraz daha Balkanlar tarafındaydı. Hızla İstanbul'a ve Trakya'nın tamamına doğru gelmiş. İşte Trakya'nın tamamını etkisi altına almış. Edirne, Çorlu, Çanakkale, Balıkesir, Mustafa Kemal Paşa, Bandırma. Oralarda yağmur var. İstanbul'a doğru şiddetle yanaşıyor. Hava radarında son durum bu. Koyu renk, yeşil, sarı, kırmızı olanlar yağmurun şiddetini gösteriyor efendim. Kırmızı en şiddetli olanlar ve şimşekleri görüyorsunuz. Kırmızıların içerisinde görüyorsunuz. Devam edelim yayınımıza. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı sürüyor. Hemen cephe hattına dönelim. Azerbaycan terör devleti Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları için canla başla savaşıyor. Kerim Ulak cephe hattında. Hemen Sabah Ajansı'na Kerim Ulak katılsın, ona verelim sözü yayına. Araçta seyir halinde. Kerim Ulak, kazamız mübarek olsun. Allah kazadan beladan seni ve oradaki diğer arkadaşlarımızı korusun diyor. Sözü yayını sana devrediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Tan. Allah hepimizi korusun. Tabii cephe hattındayız. Az önce Berde'den yayın gerçekleştiriyorduk. Yayınımızda Gence'nin vurulduğunu belirtmiştik. Azerbaycan'ın en büyük şehir, ikinci şehri, 400 bin nüfuslu en büyük ikinci şehir Gence. Yine Ermenistan ordusu tarafından balistik füzelerle vuruldu ve atılan iki füzeden biri maalesef Şeyh Mehmetli köyüne düştü ve orada yaşayan bir Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Ayrıca bir füze de düştüğü yerde patlamadı. Şimdi bölgeye gidiyoruz. Tabii bölge oldukça hareketli ve Ermenistan gün içinde birçok noktaya şu an saldırılar gerçekleştiriyor. Sadece Gence değil, Goranboy, Adam, Terter ve Berde şehirlerine çok sayıda füzeli, balistik füzeli saldırı gerçekleştiriliyor ki
Bu füzelerin büyük bir bölümünün şu an Azerbaycan S-300 hava savunma sistemleri tarafından havadan imha edildiğini belirtelim. Tabii Ermenistan cephe hattında çok ağır darbe alıyor. Darbe alınca da sivil yerleşim merkezlerini hedef alıyor. İşte o sivil yerleşim merkezlerinde maalesef can kayıpları haberleri geliyor demiştik. Bir Azerbaycan kardeşimiz daha şehit olunca toplam şehit olan Azerbaycanlı sivil sayısının 29'a yükseldiğini, yaralı sayısında 151'e yükseldiğini belirtelim ki bölgede 300'den fazla ev hasar görmüş durumda. Şu an Gence yolu üzerindeyiz. Ayrıca Goranbey yol üzerinde yine o bölgede de saldırı olduğu bilgileri geliyor. Tabii az önceki yayınımızda Erkan Tan bölgede Ermenistan ordusuna çok ağır darbe vurulduğunu belirtmiştik. Özellikle Adere, Cebrail, Fuzuli hattında yoğun çatışma olduğunu belirtmiştik. Ele geçirilen zırhlı araçlardan bahsetmiştik. 250 tank demiştik. Fuzuli'de 27 tank ele geçirilmişti biliyorsunuz çalışır halde. Az önce aldığımız bilgilere göre son 24 saatte 10 tank, 6 top, 30 kamyon imha edildi. Ermeni 1. ve 7. alaydan da askerlerin cephe hattından kaçtıkları da aldığımız bilgiler arasında. Kuzey ve güney cephede yoğun çatışmalar devam ediyor. Özellikle Kelbecer bölgesinde yaklaşık 2000 metre yüksekliğinde ve yoğun kar yağışının olduğu bölgede şu an çatışmaların çok şiddetli olduğunu belirtelim. Yani Azerbaycan ordusu bir yandan güneyden bir yandan kuzeyden istikameti sözde Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi olarak belirledi. Ve bu doğrultuda ilerleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Şunu da vurguluyorum Erkan Tat. Ermeni işgalciler, Ermeni askerleri bu bölgede Suriye ve Irak'tan gelen PKK'lıların eğittiği Ermeni gönüllüler bu bölgede Azerbaycan ordusuna vurkaç taktikleri yapıyorlar. Yani terör örgütü PKK'nın taktiği şu an burada uygulanıyor. Yine terör örgütü PKK-PYD'nin özellikle Suriye'de gördüğümüz beton Lego kuleleri, beton tünelleri yine burada 30 yıldır Ermeni işgalciler tarafından yapılmış durumda ve beton tüneller şu an Ermeni ordusuna adeta mezar edilmeye devam ediyor. Bizler Gence'ye gidiyoruz. Kısa bir süre içinde Gence'de olacağız ve Gence'de saldırıya uğrayan Şeyh Mehmetli köyündeki son durumu ekranlara taşıyacağız diyelim. Söz tekrar Karabağ'dan Erkan Tan'a bırakalım. Kerim Ulak seyir halinde araçta cephe hattında sizlerle oldu. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Ermenistan tabana kuvvet kaçıyor. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bu iş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de ilgilendiriyor. Çünkü Ermenistan Azerbaycan'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hak ve menfaatlerine de saldırıyor. Bu arada Ermenistan ordusu tabana kuvvet kaçıyor. Azerbaycan ordusu Karabağ topraklarında Ermeni güçlerine nefes aldırmıyor. Görüntüler sıcak çatışmaların sürdüğü cephe hattından. Köşeye sıkışan Ermeni güçleri Azerbaycan'ın kararlı ilerleyişi karşısında geri çekilmeye devam ediyor. Mevzilerini terk etmek zorunda kalan Ermeni askerleri arkalarında onlarca tank, zırhlı araç ve mühimmatı bırakarak kaçıyor. Son olarak Ermenistan'a ait büyük bir askeri konvoy daha işte böyle ele geçirildi. Ermenistan'a ait askeri araçların içerisinde birçok mühimmat ve erzak tespit edildi. Sabah saatlerinde ise Ermenistan ordusuna ait bir askeri üste çok sayıda askeri araç ve teçhizat ele geçirilmişti. Ermenistan ordusuna ait bazı araçların çatışmalar nedeniyle ağır zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Öte yandan cephe hattında sıcak temaslar sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da çarpıcı bir paylaşım yaptı. Aldığı darbelerle dağılma noktasına gelen Ermeni ordusuna ilişkin son bilanço açıklandı. Buna göre Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Ermenistan'a ait 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemiyle 60 hava savunma sistemini etkisiz hale getirdi. Ayrıca 11 komuta yönetim mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150 askeri araçla bir S-300 hava savunma sistemi de imha edildi.
Azerbaycan ordusu ilerliyor, Ermenistan tabana kuvvet kaçıyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bu kanımızla, canımızla, bütün varlığımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuz bir milli mesele. Bu milli mesele karşısındaki duruşlar, tavırlar, sözler lütfen kaydedin bir yere. Bu milli mesele. Siyasi tartışmaların sen ben davasının üstünde olması gereken bir mesele. Tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olanlar gibi. Hakan Yıldırım'a döneceğiz. Maraş 46 yıl sonra açılıyor. Elhamdülillah sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor. Hakan Yıldırım karşımızda. Hakan Yıldırım, ayrıntılar için seni dinliyoruz. Evet, zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Öğleden sonra saat 16'da Başbakan Ersin Tatar yürüyüşünü gerçekleştirecek ve o saat diliminden sonra artık belirtilen bölümde, Kapalı Maraş'ın belirtilen bölümünde Kıbrıs Türkleri rahatlıkla gezebilecek. 46 yıllık hasret var. 46 yıllık hasret en azından bir nebze de olsa sona erecek. Özel mülklerin olmadığı ve sahil şeridi olan kısım açılıyor olacak öğleden sonra. 46 yıldır hayalet şehir ismini kullanılan, hayalet şehir ismi kullanılan Kapalı Maraş için artık kapalı kısmını yavaş yavaş kaldırmaya başlayacağız. 2019'un son aylarında çalışmalar başlamıştı. Envanter çalışmaları başladı Kapalı Maraş'ta ve hükümet Kapalı Maraş'ın hızlı bir şekilde açılacağını, peyderpey açılacağını ifade etmişti. Özellikle Başbakan Ersin Tatar. 2020'nin başlarında da önemli bir toplantı gerçekleştirildi yine Kapalı Maraş'a dair. Ve geçtiğimiz aylarda Başbakan Ersin Tatar yine bir açıklama yaparak, ki pandemi döneminde olmamıza rağmen çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve Kapalı Maraş'ı açmakta kararlı olduklarını ifade etmişti. Ki o gün, yine geçtiğimiz gün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın ortak basın toplantısında o sürpriz verildi. Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün öğleden sonra açılmış olacak. Başbakan Ersin Tatar az önce de ifade ettiğim gibi kurmayları ile birlikte saat 16 civarında yürüyüşünü gerçekleştirecek. İnşallah bizler de orada olacağız. Gelişmeleri takip edip paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Hakan Yıldırım anlattı efendim. Maraş 46 yıl sonra açılıyor. Çok önemli. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Mustafa Akıncı bir daha seçilirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin, milletimizin Akdeniz'deki menfaatlerinin aleyhine içeriden bir darbe yemiş olacağız. Söyleyelim. Adamın aklı, ruhu, kalbi Batı'yla beraber. Batı kim? Batı kim kardeşim Batı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türklerin ve Müslümanların kıtır kıtır canlı canlı kesilmesinin, katledilmesinin sebebi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkleri ve Müslümanları canlı canlı boğanlar Batı. Adam aklını, ruhunu, kalbini Batı'ya zimmetlemiş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz Mustafa Akıncı. Gizlemiyor da bunu. Efendim, Maraş'ın açılmasıyla ilgili de aleyhte olumsuz görüş beyan etti. Şimdi bu adamın yeniden seçilmesi içimizden hançerlenmemiz ve bütün politikalarımızın aleyhinde darbe yememiz anlamına gelir. Sizler benden daha iyi bilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki kardeşlerimiz, ama bu fakir bunu yeri gelmişken söylemek istiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili toplanıyormuş. Kapalı Maraş'ın yeniden açılması uluslararası platformda geniş yankı bulmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünya gündemine bomba gibi düşen tarihi kararı görüşmek için bir araya gelecek. Kritik toplantının Cuma günü yapılması planlanıyor. Konsey üyesi ülkeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin yeniden açılması kararını masaya yatıracak. 1974 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararıyla iskana kapatılan Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 8 Ekim Perşembe günü halkın kullanımına açılıyor.
Birleşmiş Milletler ise söz konusu kararın ada tarafları arasındaki gerilimi tırmandıracağını iddia ediyor. Bu arada Türkiye'nin insansız hava araçları birçok ülkenin gündeminde efendim. Yerli üretim silahlar, savunma sanayi. İşte bunlar düşmanlarımızı kudurtuyor. Bir de düşmanlarımızın Türkiye'de işbirlikçileri var. Onlar kuduruyorlar. Yerli üretim, İHA ve SİHA'lar uluslararası platformda geniş yankı bulmaya devam ediyor. Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi dünya ülkelerine örnek gösteriliyor. Milli SİHA'lara yoğun ilginin son adresi Kosova oldu. Kosova Savunma Bakanı Anton Kuni konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. SİHA'ların üretildiği Baykar tesislerini ziyaret eden Kosovalı bakan, Sırbistan'ın Türk SİHA'larına duyduğu ilginin ülke basınında geniş yankı bulduğunu ifade etti. Kosova'nın yeterli bir ekonomiye sahip olması halinde kendilerinin de bu silahlara sahip olmak isteyeceğini işaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelen Kosova Savunma Bakanı Anton Kuni, geçen ay sonunda da Türkiye'yi ziyaret etmişti. Barış Pınar Harekatı'nın yıl dönümündeyiz. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye'nin kuzeyinde Marksist, Leninist, dinsiz, imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere düşman, Evangelist Hristiyanlara ve Siyonist Yahudilere hizmet edecek bir devletçik kurmak istiyorlar. Masal anlatmadım. Bu bir gerçek. Barış Pınar Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Resulayn şehir merkezinde PKK-YPG terör örgütünün kapısına kilit vurduğu, sivillere kapattığı yerlerden biri de ibadethanelerdi. Burası da Martuma Ortodoks Kilisesi'ydi ve kapısındaki izlere bakıldığında zaten terör örgütünün ibadete kapatıp burada nasıl zulmettiğini de görebiliyoruz. Her yerde kurşun izleri bulunuyor. Birçok noktada da terör örgütü burayı bir karargah, bir barınma noktası olarak kullanmış, ibadete kapatmıştı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınar Harekatı ile Resulayn'ı terörden arındırınca tekrar ibadethaneler ibadete açıldı. Ve şu anda Martuma Ortodoks Kilisesi de hem Süryani Hristiyanlarının, Ortodokslarının hem Ermeni Ortodokslarının kullandığı, rahat rahat ibadetlerini yapabildiği bir yer haline geldi. Ve şu anda da yine içeride dua ediliyor. Biraz yaklaşacağız. Resulayn Hristiyanları da özellikle PKK-YPG döneminde buranın tamamen ibadete kapatıldığını, kendi ibadetlerini yapamadıklarını, özellikle Hristiyanlardan da PKK'yı desteklemeyenlerin büyük sıkıntılar çektiklerini anlatıyorlar. Bununla ilgili röportajlarımız da mevcut zaten, ancak şu anda ekrana da yansıdığı gibi rahat rahat ibadetlerini yapabiliyor, dualarını edebiliyorlar. Burası kilisenin ibadethanesi. Yavaş yavaş tekrar dışarıya çıkalım. Daha önce geldiğimizde kırık dökük bir haldeydi. Ancak daha sonra Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri buraları temizledi. Şu an görüldüğü gibi avizelere varana kadar onarılmış durumda. Ve içerisinde de terörün izleri büyük oranda silinmiş durumda. Hristiyanlar, Resulayn'daki Ortodoks cemaati burada gelip rahat rahat ibadetlerini yapabiliyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye terörden arındırdığı yerlerden biri olan Resulayn'da da huzurun sağlanması için büyük gayret göstermeye devam ediyor diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, gördünüz. Bunların derdi Kürt kökenli insanların hakkı hukuku değil, emperyalist yamyamların kiralık katilliğini yapıyor PKK, PYD, YPG, KCK, HDP. İsimleri ayrı, adamları aynı bunların.
Yüz binlerce Suriyeli şu anda misafirimiz ve onların arasında bizimle aynı dinden, aynı dilden, aynı ırktan olmayanlar da var. Tek umudumuz Türkiye diyorlar. Suriye'de, Orta Doğu'da tek umudumuz Türkiye diyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Bunlarla aynı ırktan değiliz, aynı dili konuşmuyoruz, aynı dine mensup değiliz. Buna rağmen tek umudumuz Türkiye diyorlar. Birlikte elimiz sürüyor. DAEŞ, IŞİD, her ne diyorsanız o sapkınlar, o sapıklar. Onlarla ilgili operasyonlar hakkında bilgi vereceğiz. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir süredir DAEŞ'a yönelik operasyonlar sürdürüyorlardı. Bu operasyonlara yenileri eklendi. Ekipler yabancı savaşçı terörist olarak nitelendirilen örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişinin yakalanması için gece yarısı 15 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlediler. İstanbul'da özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine götürüldüler. İki örgüt üyesinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. DAEŞ, IŞİD, İslam'a ve Müslümanlara düşmandır. Bunlar İslam coğrafyasında kan döküyorlar. İslam devletlerinde terör operasyonları düzenliyorlar. Böyle İslam'a ve Müslümanlara hizmet olur mu? Tam tersi, İslam'ın ve Müslümanların azılı düşmanlarının hizmetkarıdır. DAEŞ, IŞİD. Her ne diyorsanız bu sapkınlar, bu sapıklar. İstanbul'da polis kent genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimindeydi. Araçlar durduruldu, didik didik arandı. İstanbul polisi kentte adeta kuş uçurtmadı. 39 ilçede eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Asayiş uygulamasına narkotik, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Çok sayıda kişinin de kimlik sorgulamaları yapıldı. Uygulamaya narkotik köpekleri ve polis helikopterleri de destek verdi. Kent genelinde 1018 araca işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi. 242.260 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 142 bin kişi de GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 454 şüpheliyle 240 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca 30 adet ruhsatsız tabanca, tüfekle 229 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bu arada efendim önemli bir haber elimize ulaştı yayınımızda. Daha önceki saatlerde duyurmuştuk. İş insanı, ayakkabı sanayicisi Ahmet Zilan hayatını kaybetmiş. Merhum Allah'tan rahmet diliyoruz. Jacques Hamhi iş insanı hayatını kaybetmişti. Toprağı bol olsun. Devam ediyoruz yayınımıza. İstanbul Sancaktepe'de bir kadın kocası tarafından iki çocuğunun gözü önünde darp edildikten sonra ısıtılmış bıçakla işkenceye uğramış. Of, iltihap kapmış sanki orası. Cani koca çocuğunun gözü önünde karısını önce darp etti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı. Normal yumruk ve tokat atarak başladı bu tartışma. Sonrasında gözü döndü, zırhalamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bir ekmek bıçağıyla bıçağı ocağın üstünde ısıtıp vücudunun birçok yerine, çeşitli yerlerine bu sıcak bıçağı bastırıp geri çekti. İnsanlık dışı olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Otur. İki çocuk annesi 23 yaşındaki E.A. ile 28 yaşındaki eşi M.A. arasında önce sözlü tartışma çıktı. Ardından gözü dönmüş koca iki çocuğunun önünde defalarca E.A.'yı darp etti. Hırsını alamayan koca bıçağı ocağın üstünde ısıtıp eşinin vücuduna bastırarak işkence yaptı. Ardından eşinden babasının evine gitmesini istedi.
Talihsiz kadın E.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların gözünün önünde oluyor her şey. Yatak odasına kapatıyor. Sonrasında da işte bıçağı ısıtıyor ocakta, tüpün üstünde. Sonra getiriyor. Bütün tabii her şekilde soyuyor arkadaşımı. Sıcak bıçağı vücuduna basmaya başlıyor. Yani vücudun her yerine nasıl diyeyim vurmuş, darbe vermiş diyebilirim. Polis ekipleri Cani Koca'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şimdi dünyanın öbür ucuna gideceğiz. Çin'de yaşanan bir hadisenin görüntüleriyle devam ediyoruz. Sabah ajansına uçan balonla test uçuşu yapan bir görevli sepette asılı kalmış. Ayrıntılar şimdi seyredeceğiniz görüntülerde. Görevli balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılmış. Bakın şu anda normal her şey ama birdenbire yere düşüyor. Balonla iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılıyor. Yerel medya görevlinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve aslında o işteki ilk günü olduğunu duyuruyor. Bir daha bakalım, uçan balonla test uçuşu yapıyor görevli. Sepette asılı kalıyor. Balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılıyor. Yerel medya görevlinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve aslında o işindeki ilk günü olduğunu duyurmuş. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, koronavirüsle mücadelede aşı. Yerli aşıyla ilgili çok önemli müjdeler ve değerlendirmeler var. Salgınla mücadelede gelinen süreç, devam eden aşı çalışmaları. Bilim Kurulu tüm bu başlıkları tek tek masaya yatırdı. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Öncelikli gündem aşı çalışmalarıydı. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama değerlendirildi. Araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşı da izlenecek aşamalarda ele alındı. Bilim Kurulu, testlerin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da artırılması yönünde görüş birliğine vardı. TÜİK ile işbirliği içinde yürütülen toplumsal bağışıklık ve görülme sıklığı taraması da Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Toplantıda antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testiyle aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi de konuşuldu. Çalışmanın tekrarı konusunda görüş birliğine varıldı. Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin feryadıyla devam ediyoruz. Diyorlar ki evlatlarımızı PKK gelip evin önünden kaçırmadı. HDP'liler evlatlarımızı alıp terör örgütüne teslim ettiler. Korkunç bir gerçek bu yahu. Bu gerçeğe karşı CHP kördür, sağırdır ve dilsizdir. Haberiniz olsun. Atatürk'ün partisi, annelerin, babaların bir yılı aşkın süredir yürekleri titreten bu feryadına kördür, sağırdır ve dilsizdir. Haberiniz var değil mi? 9 yıl oldu, oğlumu kandırıp dağa götürdüler. 14 yaşındaydı. Biz evlerimizde kararlıyız. Bu mücadelemiz sonuç vermeyene kadar biz il binanın önünde kalkmayacağız. Aileler Diyarbakır HDP il binası önünde 400 günü geride bıraktı. HDP Diyarbakır il binası önünde acı var, hüzün var, keder var, gözyaşı var. Diyarbakır anneleri ağlıyor. Evlatları için HDP il binası önünde mücadele veriyor. Oğlumu HDP'de istiyorum. PKK gelip burada oğlumu almaz götürmez. HDP götürmüş. Medine Baran da eyleme yeni katılan annelerden biri. 16 yaşında gitmiş, şimdi 22 yaşında gitmiş. Ona bir sabah evde kalktı, gitti, daha gelmedi. Ondan 2-3 gün sonra bir adam dedi ki onu daha kaçırmışlar, görmüşüz onu. Ondan sonra daha haber yoktur. Gözü yaşlı anne 6 yıl önce PKK tarafından kandırılarak daha kaçırılan oğlu Mazlum için oturma eylemine katıldı. Diğer annelerin yanında saf tuttu. Yüreği yanık, gözü yaşlı bir anne daha eyleme katıldı.
Medine Baran, 2015 yılında kaçırılan oğlu Mazlum Baran için HDP il binası önüne geldi. Oğlunu HDP'den PKK'dan istiyor. Gelsin, bu hasret bitsin. Kaç senedir hasreti çekiyoruz. Eğer sağsa bize bir telefon alsın. Artık yeter. Kimseye anneleri ağlatmasınlar. Ben çocuğuma sesleniyorum. Oğlum gel. Neredeyse beni duyursan çok gel. Arkadaşlar devlet size bir şey yapmaz. Gelin teslim olun oğlum. Devamımızı sürdüreceğiz. Eylemimizi, çocuklarımızı almadan burada kalkmayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle tek tek bu çocukları onların elinden kurtaracağız. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi annelerin bu feryadına kördür, sağırdır ve dilsizdir. Bir daha söyleyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen bir açıklamayla devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseleden bahsetti. Doğu Akdeniz'le ilgili bir mesaj bu. Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir Doğu Akdeniz'le ilgili meseleler dedi. Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir dedi. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye'deki varlığımız sona erecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve terörle mücadelede demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile de çalışmaya devam edileceğini söyledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Doğu Akdeniz'de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı dedi. Çok önemli bir tespit de burada yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Doğu Akdeniz'de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldılar dedi. Ermenistan'ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye'yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatıdır dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları gündemde yer aldı. Hemen o açıklamaların satır başlarını sizlerle paylaşalım. Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır diye de ekledi. Şimdi efendim Mehmet Karataş telefon attığımızda, Mehmet Karataş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili ayrıntıları aktaracak sizlere. Mehmet Karataş, günaydın, kolay gelsin. Sözü ve yayını sana bırakıyoruz. Günaydın Erkan Tan. Evet, belirttiğiniz gibi Başkan Erdoğan Katar'da İngilizce olarak yayın yapan bir gazetede mülakat verdi ve burada Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve terörle mücadele politikasında bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu ki özellikle ana başlıklara baktığımızda Katar'la stratejik ilişkilerimiz var dedi ve Türkiye-Katar'ın köklü tarihi, kültürel ve beşeri muhasebelerine sahip iki kardeş ülke olduğunu ve belirten Başkan Erdoğan, iki ülkenin ekonomi, endüstri, savunma, güvenlik, yatırım ve enerjiye uzanan geniş bir alanda stratejik ilişkiler olduğunu ifade etti ve yine aynı şekilde 2022'de Dünya Kupası projelerinde işbirliğimizi derinleştireceğiz diyen Başkan Erdoğan, özellikle 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesindeki ortak projelerle işbirliğini de daha derinleştirilerek yürütüleceğini kaydetti ve aynı şekilde Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının bütün bölgenin istikrarına ve barışına hizmet ediyor olduğunu da altını çizdi ve Türkiye ve Katar arasındaki askeri güvenlik ve savunma sanayi alanında ortak projelerin ikili münasebetlerin omurgasını oluşturduğunu da yine Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği
bilgiler arasında ve bütün terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyoruz diyen Başkan Erdoğan, ki bunu her defasında dünyanın dört bir tarafında ifade ediyor ve Başkan Erdoğan Türkiye'nin Suriye politikası ve terörle mücadele harekatlarına yönelik de soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Suriye ile yaklaşık 911 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor ve Suriye'de 2011 yılında başlayan çalışmalardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyoruz diyerek toplamda 1 milyon insanın hayatını kaybettiği, 12 milyon insanın yerlerinden edildiği bu krizde biz bir an buna duyarsız kalmadık ve Suriye kaynaklı saldırılara şimdiye kadar yüzlerce vatandaşımız şehit oldu. Türkiye hem insani hem de sosyal hem de maddi olarak ağır bir yük üstlendi ve halihazırda 3,7 milyon Suriyelinin de yine sığınmacıya ev sahipliği yaptığını Türkiye'nin bir kez daha belirtti ve dikkat çeken başlıklardan biri de YPG ve PKK ile işbirliği yapılması, FETÖ'nün himaye edilmesi, ittifak dayanışmasını zehirliyor noktasında özellikle Başkan Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerine dair soruyu ise şöyle yanıtladı. ABD ile köklü bir boyutlu stratejik işbirliğimiz mevcut. Farklı çıkarları olan ülkelerin her konuda aynı düşünmesi, aynı şekilde hareket etmesi uluslararası ilişkilerin tabiatına aykırıdır. Ve burada asıl mesele görüş aykırılarına rağmen ikili menfaatler temelinde münasebetlerin devam ettirmektir. Zaman zaman çeşitli münasebette Amerika ile ayrı konularda yer alsak da aramızdaki stratejik ortaklığın zedelenmesinde zedelenmemesine büyük önem verdik ki özellikle de son yıllarda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde faili FETÖ elebaşının ülkemize iadesi ve Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün desteklenmesi konusunda Amerika yönetimiyle bazı sıkıntılar yaşadığımızda Başkan Erdoğan bir kez daha bu noktada aslında gerekli mesajı verip bu hatırlatmaları da yaptı ve Başkan Erdoğan Türkiye'nin Libya politikasına dair soru üzerine ise Libya'da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecek dedi. Dediğimiz gibi burada Başkan Erdoğan'ın İngilizce yayın yapan gazeteye verdiği mülakatta birçok başlık var ki özellikle de makalede Doğu Akdeniz Türkiye'nin asla geri adım atacağı bir mesele olmadığını Başkan Erdoğan bir kez daha belirtti. Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Sağ ol, var ol. Kolaylıklar diliyoruz Mehmet Karataş'a. Mehmet Karataş'ı yayınımızdan uğurladık sevgili seyirciler. Türk Tabipleri Birliği'nin başında doktorların bile isyan ettiği bir zat var. Evet, arka arkaya bildiriler yayınlıyor doktorlar. İsyan ediyor, bizi temsil etmiyor bu kadın diyorlar. Kandil'in bürosu gibi olmuş Türk Tabipleri Birliği. Ben bir şey söyleyecek misiniz? Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın adı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İmralı tutanaklarında geçti. Fincancı ismi İmralı'da HDP heyetiyle terörist başı Öcalan'ın görüşmesinde masadaydı. Açılım sürecinde HDP'lerin Öcalan'la İmralı'da görüşmesine izin veriliyordu. Bu görüşmelerden biri 26 Haziran 2014'te yapıldı. İmralı'ya giden heyette HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, eski milletvekilleri Sırrı Süreya Önder ve Altan Tan yer aldı. İddiaya göre görüşmede yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla HDP'nin ve PKK'nın adayının kim olacağı konuşuldu. Terörist başı ve HDP'ler toplumda itibarı olan isimler üzerinde durdular. Burada öne çıkan isimler arasında Türk Tabipler Birliği Başkanlığı'na seçilen Şebnem Korur Fincancı da vardı. Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıyladır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Aydınlık gazetesinin haberine göre İmralı'daki görüşmede HDP heyeti Fincancı'yı terörist başı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Bu da Fincancı'nın nereye hizmet ettiğini açık bir şekilde gözler önüne serdi. Son gelişmelerle sabittir ki Türk Tabipler Birliği'nin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü sicile ve maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür. Gazetenin yayınladığı İmralı tutanaklarına göre Sırrı Süreya Önder ve Sabahat Tuncel Fincancı ismini öneriyor. Öcalan Fincancı kimdir diye bile sormuyor. Fincancı'nın terörist başına hiç yabancı olmayan bir isim olduğu anlaşılıyor.
Tutanaklara göre görüşmede Selahattin Demirtaş, Rıza Türmen, Gencay Gürsoy'un isimleri de adaylık için geçiyor. Öcalan Demirtaş'ın uygun olmadığını belirtiyor. Terörist başı ayrıca HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Figen Yüksekdağ ve Ertuğrul Kürkçü'yü soruyor. Ancak üniversite diplomaları olmadığı için aday olamayacakları yanıtını alıyor. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ve efendim ekonomi bültenimizle, köşemizle huzurlarınızdayız. Bugün biraz geç sizin köşeye intikal ettik ama Başkan Erdoğan'ın açıklamaları önemli bir gündem işgal etti. Kusura bakma. Biraz, estağfurullah. Ya, dün biraz konuşmuştuk aslında. Sürene sarktık. Özür dileriz. Önemli değil. Tabii ki dün konuşmuştuk Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Orta Doğu'daki kısa gezisi ki çok iki günlük bir gezi. Sen de gitmiştin Katar'a. Doğru, yani pandemiden hemen önce biz de oradaydık. Bu aslında bahsedilen yatırımları biraz gezme fırsatımız da oldu. Özellikle Dünya Kupası'na hazırlanıyor biliyorsunuz Katar. Evet. Oradaki stadyumları gezdik. Gerçekten çok modern stadyumlar yapmışlar. Evet. Biliyorsunuz sıcak bir ülke. Özellikle stadyumlardaki klima tesislerini gezdik. Çok enteresandı. Tabii bunların büyük bölümü de Türk müteahhitlerce yapılıyor. Onu da söyleyelim. Orada Türk müteahhitlerinin de imzası var. Çok önemli. Katar ziyareti, Kuveyt ziyareti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya verdiği başka bir mesaj. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, doğru, Suudi Arabistan, Mısır'dan oluşan Türkiye karşıtı o cepheye bir mesaj da bir vermiş. Mesaj. Ve o cepheye dahil edilmek istenenlere de bir mesaj aynı zamanda. Aynen. Yani dediğim gibi o Dünya Kupası ile ilgili yatırımlarda Türk imzaları da var. Ha, onu da söylemiş olalım. Başka yatırımda da öyle. Efendim, tabii siyasi mesajlar çok daha önemliydi. Dünya emlak artışında ilk 3 Türkiye'den, Sabah gazetesi. Doğru, aslında emlak fiyatlarının değerlendirildiği bir endeks bu. İzmir öne çıkmış, İzmir'de fiyatlar artmış. Aslında bu da bizim emlak, gayrimenkullerimizin değerlendiğini de gösteriyor. Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir. Bu diyor. Aslında enteresan. Dolar milyarderlerinin parasının 10.2 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor ki bu pandemi döneminde teknoloji şirketlerinin sahiplerinin serveti %40'ın üzerinde artmış. Biraz da sağlıkla ilgilenmişlerse %50'nin üstünde artmış. Yani dünya aslında bir sıkıntı yaşarken zenginlere hiçbir şey olmamış. Onu da söyleyeyim. Hatta servetlerine servet katmışlar. Haberin özeti de o anladığım kadarıyla. Bizim gazete emekliye çifte zam, karantinadaki çalışana evde rapor, fatura çarpmasın, altın öneriler, elektrik faturası. Birazdan konuşacağız. Karantinadaki çalışana evde rapor önemli çünkü karantinada çalışan, yani koronavirüse yakalanan bir işçi iş göremezlik ödeneği alabilir ama gidip hastaneden rapor alması lazım. Bu filyasyon ekiplerinin tespiti rapor yerine geçecek. Evet. Onu açıklamış Çalışma Bakanı. İstikrarlı getiri mi, hızlı kazanç mı? Milliyette, ekonomide bu başlığı ben görüyorum. Tabii başka başlıklar da var. Süper meyve Aronia'ya törenli hasat. Efendim, altın zirveden uzaklaşıyor. Senin uyarıların vardı. Doğru. Jack Camhi hayatını kaybetti. Doğru. Toprağı bol olsun Jack Camhi. Devlet madalyası da sahibiydi. Bu arada Ahmet Zilan, önemli bir ayakkabı sanayicisi. O da hayatını kaybettiği haberi geldi. Merhum Allah'tan rahmet diliyoruz Ahmet Zilan. Önemli iş adamı. 5 TL'lik palamuta lüks tarife. 130 TL'ye kadar çıkmış restoranlarda. Doğru, evet. Palamutun fiyatı hatta dün Düzce'den bir haber gelmişti. 3,5 liraya kadar da düşmüş. Akşamda var ekonomi sayfasında. KOBİ'lere e-ticaretle 7000 kişi işe girmiş. Doğru, bu KOBİ'leri birazdan belki anlatırız. PTT'nin de bir desteği var KOBİ'lerin e-ticarete geçmesiyle ilgili. Hı hı. Yani bu dönemde madem malını direkt satamıyorsun, o zaman e-ticarete döneceksin. Yani KOBİ'lerimizin de biraz kendi değişimlerini sağlaması lazım, onu söylememiz lazım. Covid-19 hastasına rapor kolaylığı. Hemen anlatalım. Şimdi bunu az önce söylemiştim. Virüse yakalanan çalışanlar rapor almayacak. Normalde rapor alınması gerekiyor. Filyasyon ekiplerinin tespiti yeterli olacak. Re'sen iş görmezlik ödeneği bağlanacak bunlara. Yani kaç gün evde kalmışlarsa nasıl hesaplanıyoru da çıkarttık. Mesela son 3 aydaki maaşına bakılıyor. Burada asgari ücretli bir arkadaşımızın hesabını yaptık. 2943 lira brüt asgari ücret. Prim gün sayısı da 30 gün. 3 ay toplamda 8829 lira 90 kuruş oluyor. Bir sayfası daha olacak. Bunun üzerine diyelim ki bu arkadaşımız
günlük brüt ücrette 98 lira 10 kuruş oluyor. Raporunun 30 gün olduğunu varsayarsanız, geçerli rapor gün sayısı 28 gün oluyor. Neden? İlk 2 gün rapordan sayılmıyor. Yani onun maaşını alıyorsunuz. Yani siz raporlu olduğunuz zaman 2 günden sonra maaşınızı SGK ödüyor. Onu söyleyelim. İstirahat parası da 1831 lira 20 kuruş oluyor. 3'te 2'si ödeniyor. Yani hesap böyle yapılıyor. O yüzden hani bu virüsle ilgili evinde karantinaya giren çalışanlar varsa bunlar hastaneye gitmelerine gerek yok. Onların raporları ve reysen bu paraları ödeniyor. Ve pandemi alışverişi değiştirdi. Başlıklar. Tabii az önce söyledim. E-ticaret çok öne çıktı. Ben az önce gelirken bir haberde baktım. Öğrenciler de artık kargoyla bu fotokopi bilirsiniz. Üniversitede fotokopi, ders notlarının fotokopisi çok derse önemli. Derse giren ve hocayı düzenli dinleyen. Doğru. Talebelerden onu... derse girmeyen, hocalarla alakası olmayanların aldığı notlar, ders notları. Ama bu bir sektör oldu. Artık o çocukların notlarını alıp fotokopiyle çoğaltan firmalar. Çok merak ediyorum. Sen hangi gruptaydın? Derse giren, hocayı ilgiyle takip eden mi? Yoksa derse girmeyip not takip eden, fotokopi İkisinin takip eden. İkisinin ortasında bir yalan söylüyorsun demeyi istemem. İkinci gruptaydım ben. Çünkü hayır, ben çalışıyordum. Hayır, inanmıyorum. Yok, gazetecilik yapıyordum dolayısıyla. Yani hem okudun hem çalıştın, öyle evet, mi? Hangi sınıftan itibaren? Yani ikinci sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Nerede? İşte İstanbul Siyasal'da okudum. O tamam. Zaman gazetecilikte yapıyordum. Hangi gazete? Türkiye Gazetesi'ndeydim. Evet, maşallah. Şimdi tabii notları ben de alıyordum ama şimdi bu bir sektör. Şimdi evet. Kargoyla öğrenciler buraya gelemeyince evlerine gönderiliyor. Mecburen diyorsun yani. Mecburen fotokopiciydim. Ama iyi not tutmazdım yani, onu da itiraf edelim. Ama dediğim gibi bu pandemi alışkanlıkları değiştirdi. Şimdi son gelen bilgileri söyleyeyim. Mobilya meselesinde bu bahçe mobilyaları %36 artmış. Kamp sandalyesi benim çok ilgimi çekti. %82 artmış. Biliyorsunuz hemen arabanın arkasına konuluyor. Hemen bir yerde oturuluyor üstüne. Bahçe şezlongları da %51 artmış. Bu arada bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Bağışıklık arttırıcı vitaminler %46, C vitamini %62. Şimdi şu talep biliyorsunuz geçen gün konuştuk, fırsatçılara yol açmış. Antalya Eczacılar Odası. Kampçılarla kurduğum bağ ne? Neden? Kimle? Kamp malzemeleri atmış ya. Şimdi şu ilgimi çekti. Bir bağ kurmadım ama hep etrafta görüyorsunuz. İnsanlar artık bir restoranta, bir kafeye gitmiyor. Bunların üstünde oturuyor. Yani bu aslında çalışma... Kafeteryadan kahvesini, çayını alıyor, karşısındaki bahçede. Aynen öyle. Açıp şezlongu, yani da işte kamp sandalyesini oturuyor. Şimdi, devam edelim diğer konuyla. Dolayısıyla hani hem çalışma alışkanlıkları değişti. Biliyorsunuz evden çalışma var. Hatta Hollanda'da şöyle bir şey olmuş. Evden çalışanların günlük masrafları 2 euro artmış. Kahve masrafları vesaire. Bunu hükümet ödesin ya da işveren ödesin diye de bir talep olmuş. Şimdi PTT'den bahsedeceğim. PTT biliyorsunuz sadece hani posta, telefon, telgraftı bunun adı. O işlerden daha ileriye gitti. Bir AVM kurdu, e-ticaret sitesi kurdu. Yani PTT AVM adında bir e-ticaret sitesi var. KOBİ'ler orada mallarını dünyaya pazarlama şansı yakalıyorlar. PTT'nin de şöyle bir şansı var. Dünyadaki diğer ülkelerin biliyorsunuz posta şirketleriyle irtibatı var. 30 ülkeyle e-ticaret işbirliği yapmış ki onların posta teşkilatlarıyla. Dolayısıyla o posta teşkilatlarının sitelerinde de bizim Türk KOBİ'lerinin malları pazarlanıyor. KOBİ'ler daha kolay ihracat yapmaya başlamışlar. PTT AVM ile KOBİ'ler dışarıya açılacak diye ama artık açılmaya başladılar. 30 ülkeyle de anlaşma yapılmış. 6 ayda e-ticaret hacmi 92 milyar liraya ulaşmış. Yani şunu söyleyeceğim, KOBİ'ler artık hem Ar-Ge'ye hem teknolojiye mutlaka yatırım yapmak zorundalar. Biz geleneksel üretim modellerinden ayrılamazsak maalesef yok olmaya yüz tutarsınız. Yani bizim de iş madem ki dünyada böyle bir durum var. Aynı. Herkes. Aynı. Sadece esnaf, tüccar değil. Herkes. Yani mutlaka teknolojiyi yeni kullanmak lazım. Yeni durumla ilgili tedbir alacak kendi hayatında. Yani sadece ben iç pazara yönelirim, geleneksel üretim modellerimle dükkanı devam ederim. Dükkanı açar beklerim. Gibi dersek biraz sıkıntı oluyor. Artık dünyaya açılmak lazım, teknolojiyi kullanmak lazım. Teknolojiyi kullananların işlerinin açıldığını da görüyoruz. PTT zaten. Tabii eski bizim gibiler PTT'nin posta, telefon telgraf olduğu anlamını ancak hatta bilebilir. Hatta bu biliyorsunuz pijama, terlik, telefon da. PTT'nin adı bu gençler. PTT ne anlama geliyor? Posta, telefon, telgraf. Sadece bu işle ilgileniyor. Elektrik faturasının azaltılmasının yolu. Bunu hızlıca anlatayım. Arkadaşlarımız biraz uzmanlarla konuşup bir özet çıkarttılar. Elektriği en çok ne zaman kullandığımıza bakacağız.
tarifemizi buna göre seçeceğiz. Tarife seçme durumumuz var biliyorsunuz artık eskisi gibi değil. Siz gece kullanıyorsunuz gece tarifesi, gündüz kullanıyorsanız gündüz tarifesi. Hatta gece tarifesi daha ucuz olduğu için mesela çamaşır makinesini, bulaşık makinesini gece çalıştırın tavsiyesi de var. Aylık 85 lira ve üzerinde ödüyorsanız tedarikçinizi de değiştirebiliyorsunuz. Tedarikçini artık değiştirme hakkın var. Doğru. Yani özel sektör biliyorsunuz dağıtım yapıyor. Evet. Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman fişten çekeceksiniz. Hani o standby'da kaldığı sürece elektrik harcadığını söylüyor. Ben bunu yapanı hiç görmedim hayatımda. Evet, maalesef işte bu. Bir kere bütün televizyonlar açık, bütün bilgisayarlar açık. Değil sadece mi? Kumandadan kapatıyoruz. Doğru, standby'da bırakıyoruz. Evet. O zaman da mı elektrik tüketiyor? Elektrik tükettiğini söylüyorlar. Ciddi burada %10, %20 bir tasarrufunuz olacak. Ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Evet. O sıcaklıkla devam etsin diyorlar. Evet. Bunlar tabii küçük tedbirler ama birçoğumuz da biliyoruz ama maalesef uygulamıyoruz. Evet. Hemen. Geleneksel lambaları düşük enerji ve LED alanlarla değiştirmek gerekiyor. Su ısıtıcılarda kireç ve tortuları sık sık temizlemek gerekiyor. Cihazı filtreyle kullanmak önemli. Evde iyi bir yalıtım yapılması da işte %20, %30 arasında bir tasarrufa yol açıyor. Zaman bitiyor bu arada. Bitiyor zaman. Şimdi anladım. Ve efendim süremizin sonuna geldik. Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Yayını Pelin Başalma Şanlı hanımefendiye teslim ediyoruz. Ya ne büyük bir gurur. Benim talebem. Evet. Çok Pelin da başarılı. Başalma Şanlı benim talebem. Allah nasip etti, takdir etti. O benden sonraki yayını ona devrediyoruz ya. Yanıma geldiği günü dün gibi hatırlıyorum Faruk. Süper. Başka talebelerinizin de başka yerlerde olduğunu doğru duydum. Duydun mu? Evet oradalar. Ya benim talebelerim. Şimdi, biz de sizden çok şey öğreniyoruz. Ya estağfurullah ezme yani, beni. Estağfurullah Faruk. Televizyonculuk başka bir şey, gazetecilik başka bir şey. Estağfurullah sen benden daha yeteneklisin. Bıraksak alıp götüreceksin, zapt ediyorum yani. Efendim huzurlarınızdan saygılarımızı sunarak ayrılıyoruz. Hoşçakalın.